İyi akşamlar sayın izleyiciler. Gene bir çarşamba, yeni bir hesap kitap programı. Bu Türkiye biraz rodeo sporuna benziyor. Ne zaman, nerede durup nasıl sakinleşecek, sakinleşmeyecek hiçbir şey öngöremiyorsun, kestiremiyorsun. Haftayı hazırlanıyorsun ama son anda öyle bir gelişme oluyor ki bütün o hazırlıklar sıfırlanıyor. Dün gece de böyle bir gelişme oldu ve Bankasya'nın yönetimine el kondu, bankaya değil yönetimini değiştirdiler. Uzun uzun konuşacağız. Ve bu bütün diğer haftanın aynı derecede önemli sayılabilecek diğer gelişmelerini de gölgeledi ve omuz farkını aşan bir şekilde öne çıktı. Onun için biz de bugün diğer sorunları, konuları, haftanın gelişmelerini konuşacağız ama bunun büyük bir kısmını Bankasya'daki gelişmeler oluşturacak. İki tane çok yakın arkadaşım, dostum var. Birisi yolda, gelmekte olduğunu söylediler. Gelecek birazdan. Ölüm Allah'ın emri, trafik olmasa İstanbul trafiği malum. Ama Seyfettin Gürsel burada. Gerek Eser Karakaş, biraz sonra yerini alacak olan Eser Karakaş. Gerek Seyfettin Gürsel, gerek programın konuları, yani bütün olup bitenle ilgili bize soru sormak isterseniz, katkıda bulunmak isterseniz bu Twitter adresimiz hesap kitap bugün. Seyfettin'in de resmi görevini bir kere hatırlatayım. Bahçeşehir'in Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Direktörü, BETAM'ın Direktörü. Seyfettin, hoş geldin. Teşekkür ederim. Çok korkuttun ama hoş maşallah olduk. Bomba gibisin. Hiç. İnşallah. bir yüreğimize, yüreğimiz ağzımıza Eser geldi. Eser de stüdyoya giriş yaptı. Keyfin iyi. Yaramaz bir şey yok. Bütün. Vallahi çok şükür diyelim. Evet. BETAM denetimin altında tekrardan. Vallahi işte bütün o ameliyat, beyin kanaması vesaire, 1,5 ay uzak kaldım. BETAM da kendi kendini doğrusu idare etti arkadaşlar. İyi kurmuşsun, iyi oluşturmuşsun. Evet yani, yani. En azından bizim diğer kurumlardan çok daha sağlıklı olduğu. Evet, lidere öyle çok da fazla ihtiyacı olmadığı. O senin tevazun tabii. Aynı zamanda hem kurumu iyi kurduğunun hem de tevazun olarak ikisini bir arada algılıyorum ben. Fakat ekonomi meseleleri, tartışmaları, gündemi aslında siyasetin önüne geçiyor. Belki onun da bir başka açıdan değerlendirmek lazım. Yani gerçek gündem aslında ekonomi. Siyaset bunun üstünü örtüyordu. Örtemez hale. Eser, hoş geldin. Nereden geliyorsun? İstanbul'da biraz trafik var galiba. Ha, öyle mi? Seyfettin, merhaba. Nasıl geçti yolculuğu? Valla epey uzun geçti. Yavaş yavaş. Sakin. İstanbul'da bir trafik %25 diye bir sorun var galiba. Evet, ha? Biraz toplumun var. Biraz öyle bir sorun var. Hala %25'i toplumun kırsal. Burada yaşıyor ama. Hayır. Yok, yani onun için ağır işliyor trafiği vesaire filan. Evet, o zaman fakat gene de tam zamanında yetiştin. Bir şey kaçırmadı. Bir şey kaçırmadı. Ben yok. Dedikodum yapmış olabilirsiniz. Yok, daha ona bile vakit olmadı. Yani biraz gecikseydin böyle bir şans bize tanıyacaktın. Türkiye'de rodeo yapar gibi gündemi hazırlıyorsun, ediyorsun filan. Her şey değişiyor değil mi? Bir anda alt üst oluyor. Başka bir şey kapıyı kırarak içeri giriyor. O gündem tamamen çöküyor. Dün gece de böyle kapıyı kırarak birisi içeri girdi. Bankasya gece operasyonuyla tanışmış olduk. Yani ve günü, ekonomiyi, gelişmeleri belirleyen konu da bu. Seyfettin, nasıl başlayalım? Ne düşünüyorsun? Yani ben açıkçası çok haklısın. Ben de televizyonda, ekranda, bantın altında bunu dün gece bu olayı görünceye kadar, yani farkına varıncaya kadar son haftalarda, son günlerde çok büyük ölçüde, yani bir dışarıda Yunanistan tabii gelişmesi oldu. Ona yoğunlaşmıştım ama içeride uzun bir süredir bu Merkez Bankası'na yönelik siyasi baskıyı aslında
yoğunlaşmış bir vaziyetteyim. Büyük bir tedirginlikle izliyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın ve yakın çevresinin faiz enflasyon ilişkisi tezi. Sen kaç senelik kocasın? Kaç senelik kocasın? Ha, ben 30 yıldır akademisyenim. Evet, yani herhalde ben de hesap yapmadım ama hani bizleri geçin, tamam, bize inanmayabilirsiniz ama yani burada değil mi şeyler var, ders kitapları var. Dünyaca ünlü iktisatçıların yazdıkları, çizdikleri, Nobel almış. Ya böyle bir şey görülmemiş ve bunun tabii tezahürü olarak müthiş bir siyasal baskı son bir yıldır devam ediyor. Acaba biter mi diye bakıyoruz. Kesinlikle biteceği yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı kafasına taktığı bir işin peşini bırakmıyor. Ve sonunda bana öyle, yani bunu yazdım açıkçası. Söyledim, sonra da yazdım, yarın çıkacak. Merkez Bankası'nın kimyasını bozmayı başardılar. Yani hakikaten yalpalamaya başladı. Enver Erdem Başçı ciddi bir hata yaptı, işte acil toplarız, enflasyon şu kadar düşerse indiririz. Yani sıkışmış bunu normal bir zamanda söyleyecek insan değildi, biliyorum o kadarını. Ve ne oldu sonra? İşte çok az bir farkla bu sefer enflasyon o kadar düşmedi. Bu sefer vazgeçtiler. Vazgeçince kıyamet koptu. Döviz durmadan yükseliyor. Ya hayır, bu ilişkinin yani iktisat literatüründe böyle bir faizi indirirsek zorla enflasyon da düşer gibi literatürün, ekonomi biliminin, üniversitelerin bugüne kadarki öğrettikleri, öğrendikleri, sınandıkları ortamda böyle bir şeyin olmadığını ısrar ettikçe dolar bunu böyle bir şey yok diye bütün bu sessiz sedasız bütün iktisat profesörlerinden, bütün iktisat fakültelerinden, yönetimlerinden daha fazla haykırıyor. Bir taraftan da dolar bunu faizi indireceksiniz dedikçe, siyasi baskı yaptıkça dolar yükseliyor. Bir de böyle bir durum var. Tabii şimdi burada vehamet şuradan kaynaklanıyor. Bu tez tabii yanlış. Çok açık. Bugün Erinç Yeltan Cumhuriyet'te mesela şey diyor, hurafe diyor bu tezle ilgili. Ama sorun şu, Merkez Bankası da tabii yönetiminde iktisatçılar var doğal olarak. Onlar da böyle bir tezi benimsemeleri biliyorlar. Mümkün değil. Kendi bildikleri yoldan hakikaten enflasyonu %5'e yıllardır çekemediler. Bu sefer bir şans görüyorlar. Çok iddialı çıktılar. Son enflasyon raporu da bunu söylüyor. Rahat bırakmak lazım. Onun için de rahat bırakmadığın zaman işte... Bana sorarsam belki faizleri gerektiğinden daha fazla düşürecekler. Bu dövizdeki yükseliş enflasyonu direkt etkiliyor. Şurası da çok tuhaf. Faizi düşürün diyenler döviz konusunda sessizler. Ya da Zeybekçi gibi ne sakıncası var canım, bırak artarsa artsın diyor. O da ihracatçıları düşünüyor. Ama hepimiz biliyoruz ki döviz artışının enflasyon üzerine doğrudan etkisi var. Çünkü ithal birçok malın fiyatı artıyor, Türk lirası cinsinden. Bunun hesabı kitabını çoktan yaptı Merkez Bankası. O kadar aşikar bilinen bir şey ki. Şimdi o zaman ya diyeceksiniz Merkez Bankası'na, canım enflasyon üstünde o kadar durma. Ama hedefi beraber belirliyorsun, %5'e getir diyorsun. Ciddi, bilimsel, akılcı bir şekilde eleştiriyorsun. Türkiye'de bu işler galiba bunu çoktan sağ dışına attı ve olup biten de o istikamette kendi tutarsızlık ilkesi ilkesi üstünden tutarsızlığa devam ediyor. Onun için de bu şeye tekrar geleceğiz. Çünkü bu hayati bir konu. Evet. Faiz, enflasyon. Ben çok hayati görüyorum. Çünkü... Çok hayati, çünkü herkesin şu gün ya 2,5 liraya geliyor dolar. Yani bu Bankasya'yı şimdi uzun uzun konuşacağız. Oradaki işte para yatıranlar, çalışanlar, şunlar gibi daha çok daha büyük kesimin ekmeğini, gelirini, giderini, hayatını çok yakından ilgilendiren bir mesele dolar. Faiz enflasyonu tartışırken dolar fırlıyor. Bu Türkiye'nin bütün insanların, hane halkının, cebindeki parası olan herkesi çok, bütün toplumu derinden etkileyen bir hale geliyor. Onun için çok hayati, yani en geniş kesimi ilgilendiren en önemli konu nedir dersek aslında bununla başlamamız lazım. Ama Habercilik Gazetesi'nden en sıcak gelişme nedir dersek Bankasya. Tabii, doğru. Ne oluyor Bankasya'da? Bankasya'ya girmeden önce öbür konuyla ilgili bir kelime edeyim. Evet, onu da konuşacağız.
Tekrar döneceğiz oraya çünkü. Yani 225 milyar dolar mı Türkiye'nin özel sektörün borcu? Yaklaşık bunun galiba 125 milyar doları bankaların, 100 milyar doları da galiba banka dışındaki özel kesimlerin. Şimdi bugün 2.46'yı gördü. Yani durup dururken borcunun bu kadar yükseldiği bir özel sektör bunları nasıl ödeyecek? Yani bu ısrar acaba belirli grupların iflası mı isteniyor diye hatta yani. Sen de komplo. Hayır değil ama yani başka türlü. Çünkü bunu görmemek çok zor. Evet. Evet, burada bir ben de şaşkınım. Bunu görmemek şey çok zor. Yani faizi bu kadar indirin diye şey yapıldığı zaman Türkiye'de doların işte, patlayacağı, doların yukarı çıkacağı çok açık. 220 milyar dolar büyük bir rakam Türkiye ekonomisi için. Yani Türkiye gibi ülke için büyük bir rakam ve dolayısıyla bunun içinde bankalar var. Yani 120 milyar doları. Bunun aldıkları bütün sendikasyon kredileri orada duruyor. Ve bunların galiba 80 milyar dolar yakın bir bölümü bir yıl içinde ödenmesi gereken bir miktar. 80 milyar, 76 milyar doları. Şimdi yani durup geçen hafta 18 milyar dolar şeyleri arttı, borçları arttı. Bugün 2.46 ile nasıl, 2.46'yı gördüğünde döviz ne düşündüler bilmiyorum. Üstelik faizleri düşürürsen enflasyon düşer mi? O da ayrı bir tartışma. Yani daha bir komik orası. Tabii yok işin. Böyle literatürde yok, böyle bir şey, yok. Böyle bir şey ama yok yani. Bir garip olan da demin Seyfettin'e de söylüyordum. Ama çok kısa vadeli bakarsan faizler düşerse insanlar şey almayacaklar. Paralarını şeyden konuta yatırmayı tercih edecekler daha 3-4 ay daha. Galiba Haziran seçimlerine kadar konut sektörünün muazzam canlı olmasını istiyor Tayyip Bey. Bu yani kadar basit yani mesela. Şu tabii yani bu, büyümeden, ben, büyümenin düşüklüğünden çok rahatsız. Ha, öyle bir de ve, tam seçim öncesi. Büyümeyi de, şimdi bir şey söyleyeyim, büyümeyi de böyle inşaat gibi son derece arkaik bir şey üzerinden götürmeye çalışıyor. Yani bize ta belki üniversite yıllarını söylerler. İşte geri beslemesi en yüksek sektördür. Tayyip Bey, çünkü, Tayyip Bey'in görevi ne? Siz Tayyip Bey çok endişeli vesaire. Cumhurbaşkanı bu icranın başı mı? Ya işte. Ya o işin ayrı bir konusu. Onu konuşalım. O işin ayrı bir konusu. Bütün yani mesele nasıl? Yani enflasyon. Mehmet yakın seninle komşu oturuyoruz. Oturduğumuz mahallelere girilemiyor. Yani öyle bir inşaat furyası var. Ne olacak o da belli değil ama yani kısa vadede işte bu şey istihdamı bu tabii Seyfettin'in şeyi böyle hani %14'lere falan çıkmasın diye bakıyor herhalde yani. İşsizlik. İşsizlik doğru. Yani çıkmasın diye bakıyor. Dolayısıyla bunun da en kolay yolu. Ama bunun saçma bir şey olduğu çok açık. İşte hep Amerika örneğini vermek istiyorum. Amerika 2014'te büyümede çok başarılı bir yere geliyor. Ama kimse bu ilişkiyi çok fazla Amerikalılar kurdular tabii ama dünyada pek konuşulmadı. Apple yani şu işte telefonlarımız her yerde söylüyorum. Dördüncü dönem kârı 18 milyar dolar. Dördüncü dönem kârı. İşte ama o artık ha, bu... Yani bu bir, anlamlı bir büyümenin öyle inşaatla yani betonla, çelikle ya da banyoyla olmayacağı ancak bunu üretebiliyorsan kalıcı bir büyüme sağlayabileceğin... Tekrar bu büyüme şeyine döneceğiz şey, ama... Bankasya tabii işin bir teknik boyutu var. Yani bankacılık hukuku. Onu bana sormasan da olabilir yani bu soruyu. Ama işte dinliyorum sabahtan beri. 18. Bankacılık Kanunu 18. maddesinden 18'e 5'ten almışlar. İlk defa işletilen bir şey bu. Yani BDDK'nın bir kararıyla TMSF'ye devrildi. İlk defa bu madde işletilmiş. Ama bu yani benim gözlemim yani her türlü siyasal tartışmayı falan bir kenara bırak. Ekonomik tartışmayı. Bu özel mülkiyete vahim bir müdahaledir bu. Şimdi eğer mülkiyet, özel mülkiyetin siyasi kararlarla, siyasi çekişmelerle böyle yara alabildiği bir yere bir dışarıdan yabancı sermaye girişi çok zorlanır. Çünkü şunu hep söylüyorum, yabancı sermayenin artık bir ülkeye gitmesinin en belirleyici nedeni o ülkenin hukuk düzeni ve mülkiyet haklarına saygı. Ücret düzeyleri, altyapı şunlar bunlar geride kaldı. Bunlar çok eski teoriler. Hukuk düzeyi belirliyor bir ülkeye gelen yabancı sermayeyi. Mesela hala İtalya çok büyük ölçüde yabancı sermaye çekiyor. Fransa hala çekiyor. Neden? Çünkü hukuk düzeylerinde bir problemleri yok. Bu artı bir de tabii sadece yabancı sermayeye bakmayalım. İçerideki sermayede
Niye dışarı parasını götürüyor artık? Yani gidiyor Mısır'da yatırım yapıyor. Başka bir yerde yapıyor. Orada, bir de orada ücretler Türkiye ile mukayese edilemeyecek ölçüde de düşük. Bir de böyle bir avantajları var. Türkiye'nin ise büyümede en büyük problemi kaynak problemi. Yani büyümenin iki tane şeyi var. Bir kaynak olacak. Bir de oğlan kaynağı işte teknoloji diyeceğiz. Belki eğitim ya da teknoloji belki aynı şey ikisi de. İyi kullanacaksın. Yani dolayısıyla kaynak meselesi de dış kaynak Türkiye'de çok temel bir şey. Bugün alınan kararla bence çok uzun bir süre Türkiye'ye yabancı sermaye girişine çok büyük bir darbe vuruldu. Yani hırs, kin, ne derseniz bunun adına nefret falan Türkiye ekonomisinin geleceğini ipotek altına koydu. Ben hep şu örneği veririm. 94 yılında Profesör Doktor Tansu Çiller 94 krizinde mali dengeleri bir şekilde sağlayabilmek için 93 yılının bilanço karları üzerine vergi çıkarmıştı. Bu vergi hukuku tarihinde dünyanın ilk defa böyle bir şey olmuştu. Daha da vahim bir şey oldu. Dönemin Anayasa Mahkemesi bunu anayasaya aykırı görmemişti. Dönemin Anayasa Mahkemesi. Böylece krize gidiyor. Böyle, Türkiye ondan sonra 2006'ya kadar para girmedi. 2005'e kadar. 2005'e kadar para girmedi. Bunun içinde en önemli faktör, başka faktörlerin yanı sıra bu 1994'te alınan bu geçmiş dönemin bilanço karları üzerine salınan vergi vardı. Bu da çok vahim bir mülkiyet hakkı ihlaliydi. Şimdi ikinci bir çok vahim bir mülkiyet hakkı ihlalini şeyde yaşıyoruz. Bankasya'da. Bankasya'da sen yaşıyoruz. Sen nasıl görüyorsun durumu? Şimdi şeyin bu yabancı sermaye meselesinden yola çıkayım ve bir şeyi hatırlatayım. Yani nispeten yakın bir geçmiş. Hakikaten 2004 yılına kadar Türkiye'ye yabancı sermaye, doğrudan yabancı sermayeden bahsediyoruz. Böyle sıcak para, borçtan söz etmiyorum. 2-3 milyarı zor bulmuştu. 3 milyara yaklaşmıştı. 2004 yılı çok yakın bir tarihten söz ediyorum. Ve bu eserin biraz önce özetlediği nedenlerden ötürü bu kadar düşüktü. Bu çok düşük bir rakam. Yoktu yani gelmiyordu. Yani gelmiyordu. Çok düşük bir rakam. İhmal edilebilir düzeyde. 2005 yılında bu yanlış hatırlamıyorsam 14-15 milyar dolara çıktı. Sonra ardından 22'ye milyar çıktı. Dolara. 22'ye çıktı evet, 2006'da. Yaklaştı. O gün bugündür yüksek. Krizde tabii düştü bir miktar ama geçen yılda sanıyorum 12 milyar dolar falan oldu. Yani bu kriz sonrası etkiler ama tabii şeyle 2004 ya 2005 öncesiyle karşılaştırılmayacak kadar yüksek. Şimdi ne oldu da böyle birdenbire bu arttı? Çok basit 2005 yılında Türkiye şeyle müzakere evet 12 milyar 2014 13 milyar. Çok düşük. Nispeten düşük ama 2004'e yani, kıyaslarsan tabii. Ha şimdi ne oldu? O orası önemli 2005 yılında. Türkiye Avrupa Birliği ile müzakerelere başladı. Yani Türkiye Avrupa'da yatırımcılar artık dediler ki evet Türkiye'nin perspektifi uzun vadede olsa Avrupa üyeliği. Dolayısıyla Avrupa hukuku müzakere ne demek? Avrupa müktesebatını, hukukunu Türkiye'ye yerleşmesi demek. O zaman dediler ki evet bu bizim bildiğimiz hukuk ülkeye yerleşecek onun için yatırım yapabiliriz. Şimdi son birkaç yıldır ya Avrupa ile kavganın temelinde de aslında bu var tabii çok değil. Büyük bir olasılıkla. Türkiye bu hukuktan uzaklaşıyor giderek hukuk dışı hukukun hiçe sayıldığı pek çok kritik noktada bir ülke haline geliyor. Şimdi Bankasya'da. Hukuk dışılık var mı yok mu? Şimdi ben hukukçu olmadığım için 18. madde belki olabilir. Ama bir bahane olduğu çok açık. Tabii canım. Çok açık. Çünkü Bankasya işte bu hizmet hareketine karşı paralel devlet şeyi kılıfı altında ki bana göre çok saçma bir iddia tabii. Yapılan şey böyle çok kapsamlı bir harekat ki bu harekatın içinde değil mi şey de var Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeninin işte şeye çıkartılması mahkemeye tutuklanmaktan zor tutulması Samanyolu TV'nin tutuklanması var. Bir sürü polisi dağıtıyorlar işten atıyorlar mahkemeye veriyorlar falan bunun bir parçası olarak aylar önce Bankasya'nın da Bankasya batırılmak istendi açıkçası mevduatları çektirilerek değil mi? Eser, Türk Hava Yolları'nın galiba büyük bir mevduatı vardı. Kamunun oradaki
Evet, ya yani kamunun hesaplarını... sözünün geçtiği mevduat sahiplerine, büyük mevduat sahiplerine sen oradan çek mevduatlarını, bunu batıralım dendi. O sıraman atlatıldı bu. Yani mevduatlar çekildi de insanlar da koştular, bir takım insanlar mevduat yatırdılar. Sağlam bir bankamış ki batmadı bu hücuma rağmen. Ve ben unuttumdu herhalde, birçok insan herhalde bunu peşini bıraktılar dedi. Unutmuştum. Bırakmıyorlar. Bırakmıyor. Meğer bırakılmamış. Bırakmıyor. Ve bu daha arayın bir boşluk bulun denmiş belli. Tabii. Ve bula bula da BDDK işte 180 ortağı varmış. 100, bunların demiş bana işte herhalde çok ayrıntılı belgeler istendi. Bu yani üstelik bugüne kadar neden istenmedi? Ya kaç yıllık bu banka? Şimdi evet kaç yıllık. Onun işte bir kısmının getirilmiş. Belki daha zaman verilse getirilecek. O yani orasını bilmiyorum. Çok karanlık. Ama bunun bir bahane, bir açık arama, bir yani zorlama olduğu çok açık benim açımda. Ve bunu işte bahane edip bir hukuk kılıfı bulup TMSF, BDDK TMSF'ye diyor ki git diyor yönetimi sen devral. Çoğunluktasın. %65 şeyin o işte altın pay. Evet. Ondan sonra o da gelir gelmez işte genel müdürü atıyor. Genel müdür yardımcısını atıyor. Yerlerine başkalarını tayin ediyor. Ve tabii bu bir şey olarak da yansıtıldı. İşte bankasıya el kondu. Halbuki el koyma diye bir şey yok. Yani iflas eden bir bankaya TMSF. Bunu biliyoruz 2001 yılında zaten neler olduğunu. Zaten incelikli bir oyun orada. Bir likitte yani, problem yoktu bankanın yani. Yani bunu ekonomik olarak sorunu olmayan bir bankaya siyasi aynı demin ilk başta tartıştığımız gibi faiz enflasyon tartışması gibi siyasi bir iradenin müdahil olarak aynen bir öyle şekilde buradaki mesele bu bankanın sağlığını yok edebilecek bir düzenleme bu. Tabii. Yani sağlıksız olduğu için gelmiyorlar. Tabii. Sağlığını bozmak tabii için. Tabii böyle bir şaya çıkartırsa ne bekleniyor bundan? Bu çok klasiktir. Bankalar dünyaya geldiklerinden beri bunlar yaşanmıştır. Buna biliyorsun bankaya hücum deniyor. İşte insanlar paniğe kapılınca gidiyorlar mevduat sahipleri mevduatlarını çekiyorlar. Şimdi mevduatlarını onun için yapıldı bu operasyon. Yani mevduat sahiplerinin çoğunluğu bir banka gidip mevduatlarını çekmeye kalktığında banka tabii zor durumda kalır. Çünkü o para kasada değildir. Kredi olarak verilmiştir. Onun için Merkez Bankası'nın bu bankaya şey olması gerekir. Kefil olması eğer sağlamsa bilançosu, likiditeyi verip şimdi bunu mu herhalde bekliyorlardı? Bu parayı belki verdirmeyeceklerdi. Ama ondan evvel galiba hukuki yani, bir süreç var. Şimdi bir banka için bu burada biz Doğan Cansı konuk ettik. Eski Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı en iyi bu işleri bilen bürokratlardan biri. Bir bankaya batık dediğim vakit bizim banka yasasına göre bunun karşılığı 3 yıl hapis. Yani bir banka için sen rastgele battı, çattı, batıyor yahut işte ne bileyim bir tweet attığı vakit adamı götürüyorlar. Ama bankayı battı zaten orası dediği vakit kimse bir şey yapmıyor yöneticisi ise yapmıyor, Türkiye'de. Çok doğru. Şimdi bunun bir önce hukuken işlenen suç süreci var. Yani oradaki banka sahiplerinin, mevduat sahiplerinin hukuk hala hukuk devleti olduğumuzu varsayarak bu haklarını aramaları gereken bir süreç. Eğer birisi bunların hepsi o sürecin hepsi bankalar yasasına aykırı. Aynı zamanda bunun için bir müdahil olup bu alınan kararın da doğruluğu, yanlışlığı yani bir bütün o süreçle ilgili hukuki araç bir hak arama var mı onu ben bilmiyorum. Bu son gelişmeyle ilgili böyle bir girişim oldu mu bilmiyorum. Ama düpedüz bizim Türkiye'deki hukuk mevzuatına aykırı bir suç işleniyor baştan beri. Bunun batırmak için uğraşan yazılar, haberler, bununla ilgili siyasi demeçler, bunların tümü biz mevzuatı suç. Ve bununla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Cumhurbaşkanı böyle bir şey yaparsa ne yapılacak? Hı? Dokunulmazlığı var. Cumhurbaşkanı ama öyle bir şey ki ya hukuk öyle bir şey ki Seyfettin yani herhalde kimsenin aklına bir ülkenin cumhurbaşkanının o ülkenin bankası hakkında BDDK'nın falan bir kararı yokken üstelik likitte dengeleri de sağlamken bankanınki o gözüktü. Bu banka batık demesi kimsenin aklına gelmez böyle bir şey herhalde. Dünyada böyle bir şeyi düşünebilecek birisi yoktur yani. Tabii canım temelde o var. Çünkü cumhurbaşkanlığa dokunulmazlık tarafsızlığıyla aynı zamanda iç içe bir şey. Bir ilke.
Yani onun için dokunulmazlık veriliyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın bir temsil yetkisi var. Tamam, bir takım atamalara, şunlara, bunlara ama yetkisi var bizim adayımızda ama varsayılmış tabii, yani. Çünkü baştan deniyor ki bu tarafsız olacak, bu makamı işgal eden. tarafsız olunca da dokunulmazlığı da olabilir. Var. Mesela anayasada evet. Bir de yemin var. Ben onu söylüyorum artık, bu nedir bilmiyorum. Yani şu anda ben kulağımla duydum, duymasam şey yaparım. 17 Aralık günü Konya'da Şebi Arus törenlerinde bu sene yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı için, ana muhalefet partisinin başkanı için genel müdür diye dalga geçti. Bunu yapan Cumhurbaşkanı. Şey yapsa, başbakan yapsa artık alıştık. Cumhurbaşkanı. İşte böyle bir şeyi nereye oturtabilirsin bir sistemde? Böyle bir şey yok. Üstelik yani şurada, ben şunu söylüyorum ve bir de yemini var. Tarafsızlığı üzerine, tarafsız olacağı konusunda şerefi ve namusu üzerine yemin etmiş. Şimdi bunları aslında biliyoruz. Bizi izleyenler de mutlaka biliyorlar, takip ediyorlar. Bir adım daha ileri gitmeye çalışalım. Yani bütün bu gelişmeler bende şu artık endişeyi kesinlikle uyandırdı. Türkiye giderek istikrarsızlaşıyor. Neden yani bizim hani çok geride bıraktığımızı doğru. Zannettiğimiz o 1990'larda da yaşanan, illa koalisyon maalisyon gerekmiyor. Bu hukuksuzluk, siyasetin ekonomiye müdahaleleri ve haksız müdahaleleri çoğu zaman da hukuksuz. Tabii kural yani dinlememe. Merkez Bankası'na da aslında bu tip müdahaleler aynı şekilde. Yasada bunun belki bir cezası yok. Öbürkü çok açık. Bankalarda var. Şimdi bütün bunlar aslında bana sorarsan istikrarsızlaştırıcı öğeler. Ve bunu göze almış durumdalar benim gördüğüm kadarıyla. Neden göze almış durumdalar? Çünkü bu 7 Haziran bir adeta ölüm kalım haline getirilmiş durumda. Sevettin, doğru söylüyorsun ama neden? Nedeni 17-25 mutlaka, Aralık. Bütün tabii, bu meselelerin özü 17-25 Aralık. Şimdi, doğru, o da belki var ama yani, ne pahasına olursa olsun bugünkü Cumhurbaşkanımız, eski Başbakanımız mutlaka başkanlık rejimine getirmek istiyor ki hem dokunulmazlığı olsun hem Türkiye'yi neredeyse her alanını kendi iradesiyle yönetsin. Ama yani böyle bir ihtiras halinde bir durum evet, var. Böyle bir ama ihtiras onun sebebi kesinlikle var. 17-25. Şimdi siz bu konuyu tartışırken size izleyicilerden çok yoğun şekilde tweet geliyor. Doğan Aykanat, Bankası ile Merkez Bankası Başkanı arasında bir ilişki var mı? Sözde paralel ilişkisi diye bir şekilde söylenenleri. Faruk Bey, hocam bankaya el koyanlar bu süreçte bazılarının batık kredi verip bankanın mali yapısını bozmak için yapmış olabilirler diyor. Herhalde yani. Yani bu yeni yönetim batık, hani yandaşlara kredi verecek, onlar da batacak. Tabii yani bilemiyoruz nasıl yöneteceklerini. Diyor ki Sabahattin Çelebi, sayın hocalarım, namus ve şerifin daha bağlayıcı bir yemin biliyorsanız bunu söyleyin diyor. Başka Eyüp Bülent Alp, Bankasya ile Çağış Kepez arasında fark ne? Küçük yatırımcıların hali ne olacak? Bankasya linç mi ediliyor? Amaç ne diye soruyor. Bir başka, Bankasya el konma nedeni sermaye yönetim şeffaf olmaması. 12 yıldır var. Neden BDDK şimdi? BDDK ihmalinden sorumlu duruyor. Yeni bir pencere açıyor. Yeni yönetim bankanın kaynağını yandaşlarına peşkeş çekebilir mi? Böyle bir yetkisi var mı? Eser Karakaş, Çiller dönemindeki net aktif vergisini anayasama aykırı buldu Anayasa Mahkemesi'ne. Karar yayınlanmadığından icra edilemedi diyor bir başka izleyicinin. Bekir Mehmetoğulları, değerli hocalarım, Bankasya'nın tekrar eski yönetimine verilme ihtimali var mı? Bu eşkıya düzeninin sonu ne olacak? Saygılar diyor. Bir başka izleyicimiz, bu konuyla ilgili evet, bir şey söyleyebilir miyim? Benim de çünkü aklımda, yani Bankasya'nın işte bu TMSF tarafından işten el çektirilen yöneticileri, genel müdür, bence bir açıklama borçlu bizlere, kamuoyuna. Çünkü benim anladığım bu 18. işte madde. Maddeden bu şeylerin adına işte evraklarını şeye vermeyen, BDDK'ya henüz intikal etmeyen bu ayrıcalıklı ortakların adına yönetiyor. Şimdi bu evraklar gelirse normal olarak bu yönetim tekrar bu insanlara geçecek. Onlar da yeni bir yönetim tayin edecekler. Yani bu da eski yönetim olabilir tabii pekala. Şimdi bu böyle bir kapı açık.
Yani bu evraklar neden teslim edilemedi meselesine de açıklık getirse, bundan sonra edilecek mi, uğraşacaklar sen mı? Sen Fransız ekolündensin değil mi? Evet. Bu La Fontaine'in nedir? Kuzu, kurt hikayesi. Sen anlat. Evet, değil neydi? Mi? Meşhur şey vardır yani. Su. Kurt demiş ki kuzuya içtiğim suyu bulandırıyorsun. Kuzu da demiş ki siz yukarıdasınız, ben aşağıdayım. Yani mümkün değil böyle bir şey. Ya öyle mi değil demiş, ben seni yemek istiyorum yani, bu kadar basit. Şimdi mesela böyle bir skandalı var bu işin. Aynı zamanda tabii bunu uygulayan bir takım bürokratlar var. Yani Türkiye'de bir başka boyutu da çok rahatlıkla suç işlemeyi göze alanlar var. Mesela bir bürokratı Türkiye'nin resmi gazeteye sansür uyguladı ya. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili mazbatayı, bir başkası bu bankasıyla ile ilgili borsada işte emirle bir yasal hakkı olmadığı halde tahtayı kapattı. Resmi gazetenin yöneticisi o dönemde izne ayrılmak zorunda kaldı. Yani. O üstlenmemek için bu şeyi. Bu rezaleti üstlenmemek yani için izne ayrıldı. Yani şimdi bir de bu fütursuzca biri seni çağırıyor. Çünkü Fuat abinin tweet'i var. Yani Cumhurbaşkanı bu beyde doğru veya yanlış ama onu söyledikleri hep doğru çıkıyor. Çağırıyor, buna bilmem ne yapın diyor. Bir de buranın başbakanı var. Yani bu meseleyi aslında ben şöyle görüyorum. 17-25 sürecinin başlatılan hukuk dışı zemininin ekonomiye el atması olarak görüyorum. Daha evvel nereye el attı? Yargıya el attı. Yani mahkeme kararını polisin dinlememesiyle birlikte yargıya karşı bir darbe yapıldı. Şimdi bu darbe genişliyor. Aslında ilk başta konuştuğumuz, tekrar bence dönmemiz gereken faiz... Okullara da el attı. Okullara el attı. Dershanelere el attı. Ama sadece bu cemaatle ilgili değil, bu toplumsal yaşamın kurallarıyla ilgili. Yani, faiz meselesinde olduğu o da, gibi. O da aynen. Yani şimdi bir başka boyutu bunun. Yani bunun 17-25 Aralık'ta mahkemenin çağırdığı insanların mahkemeye gidip aklanmayı kabul etmemeleri ve bunu terse çevirmek için hükümetin yargıya darbe yapmasından sonra bu mantıkla bence olaya bakmak lazım. İşte bu nerelere sirayet? İlk önce yargıya bu darbe yapıldı. Şimdi bence bu darbe anlayışı ekonomiye el attı. Bu düpedüz ekonomik hayata darbedir. Demin sen çok haklı olarak kardeşim bu dolar yükseliyor. İşte Eser diyor ki özel sektörün borçları artıyor. Üniversitelerde biz hocayız, böyle bir şey yok, bir bağlantı. Zaten doların her bunu telaffuz ettiğinde yükselmesi bunun bir alakası olmadığını gösteriyor. Bu mantıkta o darbe anlayışının ya bana ne ben istiyorum filan yani bir şekilde. Şimdi burayı, bu bankayı biz kapatamıyoruz. Ben kapatmanızı istiyorum. Yani hep bu darbe mantığı üstünden görüyorum ben olup biten. Çünkü başka şekilde izah, mesela sen çok izleyicimiz soruyor. Şimdi nüfus kağıdı bilmem ne belgeler istiyorsa götürüp verdiler. Tamam. Biz bu yerine geldi, iade mi ediyoruz diyecekler. Hukuk yani evet ama hukuk o kadar çiğnenmeye başladı ki garanti değil. Doğru. Ama hukukun çiğnenmesi, sen biraz önce bir tabir kullandın, istikrarsızlık diye. Evet. Bu istikrarsızlığın bence kökeninde başka bir sürü faktörlerin yanı sıra sistem, bu en korkunç şey galiba, meşruiyetini kaybediyor. Evet. Yani sistemin meşruiyetini kaybetmesi. Kimin nezdinde kaybediyor? Bir kere herhalde Somali, Sudan ve Mali dışında galiba dış dünyada kaybediyor meşruiyetini. Artı içeride kaybediyor. Toplumun yarısında en azından. Yani toplumun yarısı, bu çok korkunç bir şey, İktidara artık muhalifim demiyor. Bu gayrimeşru diye bakıyor. Böyle bir ülke yönetilemez. Mesela Fransa'da, Fransa Hollande'ın desteği yerlerde sürünüyordu. %20'lerdeydi. Ama o diğer %80 Fransa Hollande'a gayrimeşru demiyordu. Muhalifim bu adama diyor. Şimdi o muhalefetle insanların bir siyasal iktidara, bir cumhurbaşkanına gayrimeşru gözüyle bakması, bu korkunç bir şey. Burada istikrar falan kalmaz. Bu ayrımı Türkiye kaybetti. Yani bir muhalefet etmek var, bir de gayrimeşru. İşte o, yani ben gene onun üstünde duracağım. Tabii 17-25 Aralık'taki o skandallar bir anlamda... Darbe şeye vurdu yani, darbe hani iddialarının darbesi değil de o şey ihtirasına, başkanlık ihtirasına eyvah erişemeyeceğim, böyle bir rejimi kuramayacağım korkusu yarattı. Onun getirdiği birçok tepki var, hukukun çiğnenmesi doğru buradan belki kaynaklanıyor ama başından beri yani ya da
Bilmiyorum son 3-4 yılda ne zaman aklına soktu bu başkanlığı. Sanıyorum 2011 seçimlerin civarında oldu. Bu ihtiras hakikaten Türkiye'yi ciddi bir felakete sürüklüyor yani. Bu nasıl bir kendini istikrarsızlık gösterecek bilmiyorum. Onun için 7 Haziran çok kritik bir seçim oldu. Bir de tabii bu söylediğini teyiden yapılan araştırmalarda AKP tabanının büyük bir kısmı da başkanlık istemiyor. Yani Türkiye kamuoyu. Evet, anketler artı onu da söylüyorlar yani ama. İnsanlar istemiyor bunu. Anladım ama Cumhurbaşkanı kesinlikle istiyor ve anlaşıldı ki kampanyada da müdahil olacak. İşte AKP ile neden başkanlığın çok iyi olduğunu anlatacak yani tırnak içinde. Söylemeye başladı zaten. Ayağımızda pranga diyor, parlamenter sistem diyor, bir başkanlık olsa ama uçuracağız memleketi diyor. Bunların tabii yakından uzaktan gerçeklikle bir ilişkisi yok. AK Parti yönetimi de ısrarla bilmem satır arasında başkanlık sistemini şimdilik gündemimizde yok diye vurguluyor. Çünkü sen şöyle düşün. Biz, yani emin bizim, misin bundan? Evet. Bülent Arınç söyledi dün. Yeni açıkladı. Gündemimizde yok dedi. Dün hükümet şeyinden sonra pazartesi akşamı. Gündemimizde yok dedi. Ha bana mantıksız da gelmiyor. Çünkü eğer bir başkanlık sistemi olursa Amerika nasıl oluyor devletir. Cumhurbaşkanlığı her gün gündeminde? Sen Türkiye'de siyasal sistemi hepimizden iyi bilen birisin belki. İçinde siyasalın yok, iç siyasi iç bizzat siyaset yaptın. İl başkanlığı yaptın. Yani eskiden hayır şu çok. Bakımdan milletvekilleri bakan olamıyorlar sistemde. Milletvekili bakan olamıyor. Şimdi sizde bizde bizim siyasal kültürümüzde eğer bir milletvekili bakan olamayacaksa milletvekiline asılır mı? O partiye asılır mı? Şimdi öyle diyorsun ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Cumhurbaşkanı'nın hala çok büyük bir etkisi var. Ama ve Cumhurbaşkanı ne pahasına olursa olsun ben başkanlık sistemini istiyorum çünkü başkan ben olacağım. Ve bu öyle bir başkanlık sistemi olacak ki bunu artık yavaş yavaş insanlar gördü. Belki de onun için AKP'nin içinden bire seçmen tamarından bunu pek istemeyenler var. Türk usulü bir başkanlık yani kuvvetler ayrılığı yok. Büyük o zaman ölçüde kuvvetler ayrılığı olmazsa o zaman milletvekili de bakan olabilir o zaman. Ne yapacaklarını bilmiyoruz. Anayasaya olabilir diye koyabilirler. Sen dışarıdaki örnekleri alıyorsun. Yani gerçek başkanlık sisteminde. Ben milletvekilleri bakan olmaz. Ama mesela Fransa'da yarı başkanlık sisteminde olur. Yani Fransa'da oluyor yarı başkanlık sisteminde ama anladım ama yani Amerika'da başkan tabii istifa etmek zorunda. Yani illa Amerika'daki gibi i̇stifa Amerika'da ona zorunda. Bakarsan mutlak bir kuvvetler yani ayrılığı da var. Mutlak bir kuvvetler ayrılığı var. Yani şey bunların istemiyor. Hiçbirine zaten gönüllü değiller. Değiller. Gönüllü değiller. Dolayısıyla o da olur. Yani ben Adalet ve Kalkınma Partisi içinden öyle büyük bir muhalefet, bu büyük bir ihtimalle hoşlanmayanlar var. Ama büyük bir muhalefet, açık bir muhalefet başkanlık sistemine yönelik çıkacağını sanmıyorum. Bunun kaderi 7 Haziran'da oynanacak. Onun için 7 Haziran doğru, çok kritik. Ama tabii bir de başka bir şey var. Şimdi tekrar çok yoğun soru var. Onlara tekrar dönelim. Burada siyasi rasyonaliteyi bozuyor. Şahsi bir isteğin bu kadar dayatılması. Yani bu AKP üstünde etkisi var Cumhurbaşkanı'nın filan. Neden? Çünkü onlara diyor ki ben sizi var ettim. Ama şimdi bu ısrar, Türkiye'nin gündeminde işsizlik var. Muazzam şimdi bu gene senin müthiş uzman olduğun bir konu. Gittikçe büyüme düşüyor. Dolar bir taraftan bu ısrar oldukça Türk parasının değeri inanılmaz bir şekilde erimeye başladı filan filan. Şimdi bu buranın siyaset yapmak isteyen büyük bir kadrosu açısından risk, seçimler için risk, yarın için risk ve bugüne kadar Tayyip Erdoğan bir siyasi rasyonalite her şeye rağmen hesabını iyi yapan birisiydi. Ama şahsi mesele ve bu 17-25 Aralık korkusuyla siyasi hesabın dışında bir zorlamayla çok fazla ve suç işleyerek bir başkanlık peşinde koşması AKP'nin de bundan yararlanan ekibini tereddüte sevk ediyor. Onun için bir hıfı pek mırıldanmalar bundan artıyor ve hükümetle Cumhurbaşkanı arasında da bu siyasi rasyo açısından bir hafif huzursuzluk belirleniyor. Sen işsizlik uzmanı dedin Seyfettin için. Bence sadece Seyfettin'i çağırdığın bir program yap. Evet. Dün Betam bir şey koydu. Çok önemli bir şey. Fakir geçen çocukluğun, çocuk fakirliğinin ileride
gelir düzeyini, verimliliği, her şeyi nasıl etkilediğine yönelik çok önemli. Onu özel bir başka programda. Özel bir programda. Şimdi bu akşamın konusu değil belki ama bunu burada hatırlatmak istedim. Çok önemli bir konu. Yani çocukluk dönemindeki fakirliğin her anlamda beslenmeden şeye kadar yani beyinsel beslenmeye kadar fakirliğin bütün, olup bütün yaşamı nasıl belirlediği konusunda çok önemli belki bir be olup biteni çok de önemli başka bir not yayınladılar. Çok önemli bir not yayınladılar. Türkiye için hayati bir konu bu. Bunu hem tebrik ediyorum tamam, bu işi. Ama sağ ol, çok teşekkür ederim. Gene Mehmet'in izliyorum yani üniversiteden ayrılmak birlikte. Evet, çok iyi izliyorsun. Mehmet'in söylediği noktaya tekrar altını çizdiği noktaya tekrar dönecek olursak şimdi şey de yani bu ekonomik cendere öyle tarif edelim. Düşük büyüme cenderesi. Çünkü işsizliğin artışını da bu şey tetikliyor. Şimdi bu cendere hakikaten şeyi ciddi rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı. Çünkü seçimlerde normalde neyi biliyoruz? İşte bütün dünyanın deneyimde bunu gösteriyor. Ekonomiyi gitmiyorsa seçim zorlanıyor. Seçim zorlanıyor. Yani iktidar partisi puan kaybediyor. Halbuki öyle bir şey ki bu başkanlık rejim için anayasayı en azından değiştirecek referandum çoğunluğuna sahip olması lazım. Bu da nereden baksan 330 milletvekili demek yani 330 küsur 31, 32, 33 her neyse. Bunun için de ben tekrar baktım benim simülasyon modeline %50 minimum %50 oy gerekiyor. Tabii şeyi varsayıyorum HDP'nin bir çılgınlık yapmayacağını her şeye rağmen bağımsız milletvekilleriyle adaylarla gireceğini. Yani öbür türlü çünkü parti olarak girer de bir de barajın altında kalırsa o zaman garanti neredeyse AKP'nin şeyi çıkartması 330'u bulması. Ama yani bunun altında yani bunu elde etmek %50 oy kolay değil. Hiç kolay değil. Çok dolayısıyla zor. Ekonomi çok zor. Ya onun için çok rahatsız ve mümkün olduğu kadar her tarafa şeyterek saldırarak adeta buna Merkez Bankası da dahil, Bankasya da dahil, o da dahil, bu da dahil. Ne pahasına olursa olsun ben bu çoğunluğu elde edeyim. Ondan sonra da bildiğim gibi anayasayı değiştireyim. Şimdi bunun kavgası bence bu kadar yoğun. Şimdi yoğun Galip geçiyor. Güklü izleyicimiz diyor ki, hocam Sayın Davutoğlu meydanlarda başkanlık için mi o isteyecek? O zaman kendisi ne olarak siyaset yapacak diyor. Mustafa Emre Özdemir, bu ülkede herhangi bir banka batarsa yabancı yatırımcı diğer bankalardan elini çekip bankacılık sistemini kilitlemez mi diye soruyor. Çok önemli bir şey tabii. Tabii. Tolga Demirhan, bu karmaşanın temel sebebi AKP'nin ciddi bir oy kaybı yaşayacağını bildiğinden yeni bir mağduriyet edebiyatı yaratmaktır diyor. Yeni bir ne yaratmak? Mağduriyet. Mağduriyet edebiyatı. Nasıl yapacak bunu? İlhami Aybars Nurel, Sayın Mehmet Hocam, TMSF kurucusu ortaklardan hakları için vekaletname almış mıdır diye soruyor Ahmet Aydın Nurel. Bir başka izleyicimiz, halkın çoğunluğu başkanlık sistemi istemiyor ama AKP'nin propaganda makinesi çalışmaya başladı. Algıları değiştirmeye çalışacaklardır diyor. Doğru. Bir başka izleyicimiz Samanyolu'nda diyor bir takım açıklamalar yapmış genel müdür istenen evraklarla ilgili. Bir başka izleyicimiz Bankasya, TMSF darbesi diğer bankaların borsadaki değerini ciddi manada düşürdü. Bu perspektifte yatırımcı ülkede kalır mı gider mi diyor. Bir başka izleyicimiz Mustafa Aydın, Bankasya'nın kiralık kasalarını ayakkabı kutularını mı çeviriyorlar diye soruyor. Bir başka izleyicimiz diyor ki bu Türk Hava Yolları o zaman buraya niye parasını yatırdı ya burası? Bankasya'nın yönetimi belirsizse Türk Hava Yolları parasını neden oraya yatırmış acaba? Diyor. Şaibeli yöneticileri, yani, şaibeli hissedarları varsa yani. Ama o zaman bilmiyorlar. Yağıyor buradan tweetler. Sayden de bu gösteriyor ki hocalarım dolar almalı mıyız? Altın ne olur? Bence oraya da gelelim. Bankasya'ya yapılan operasyon yeni torba yasanın konuşulmasını önlemek için değil midir diye bir başka izleyiciye. Hocam 1 milyon iktisat mezunu var ama hala iktisada giriş dersindeyiz. Öyle kesin. İstekçimiz. Hocalarım ya bu tür minval. Bir de mesela şimdi yine dilimde Çankaya var. Çankaya değil tabii. Yeni neydi? Beştepe miydi? Neresi orasının yeni adı? Sarayda. Doğru dürüst bir iktisat danışmanı yok.
Şimdi isimleri burada vermek istemiyorum. İki tane aklıma geliyor. Tabii ama Sayın yani, Cumhurbaşkanı'na göre var demek. Ama iki tane isim biliyorum. Yani hayır, gerçekten komik. Ya önemli değil. Kendisinin muazzam tezleri var bak. Yani bugün eski Merkez Bankası Başkanı. Evet, azarladı onu. Evet. Nasıl yani, azar? Onun başarısı. Bir de gırgır bir şey. Ve onunla muhatap mı olacağım diye başladı söze. Evet. Çok kırılıyorsun işte. Ben zaten ki ondan sonra konuyu kapatacak. Ben onunla muhatap olmam dedi. Sonra 10 dakika onu eleştirdi. Hayır, şimdi burada gerçekten iktisatçı olduğun vakit, işte hoca, moca, üniversite, literatür, bu Boğa Gilbert'den başlayıp bilmem ne, Adam Smith falan, yani bütün bu 300 küsur, 400 yıllık bir birikimi bir tarafa atıp, olmadık bir şey söyledim. Bizlerin de bunu ciddiye alıp tartışmamız çok komik bir şey. Yani, bu bankaya yapılan müdahale neyse, iktisatla ilgili söylenenlerin de aslında bileşik kaplar gibi o düzeyde seyretmeye başladığım vakit bir eksik bir fazla bir önemi kalmıyor. Yani bu açılardan hukuk olmadığı vakit zaten iktisadın da ne kadar manası var. Yani piyasa ekonomisinin olamayacağı bir noktaya doğru burası gidiyor. Ama burada şimdi reklama gideceğiz birazdan. Altının çizilmesi gereken şey, Türkiye çok uzun zamandır siyasi iktidarın işte gerek kişi başına geliri büyütememesi, gerek bu büyüme modelinin artık sınırlarının gelinip kireçlenmiş olması, bu zorluklar nedeniyle muazzam bir algı yönetimi yapıyor. İşte her şey iyidir miyidir falan diye durumu idare etmeye çalışıyor ve her şeyi algıdan ibaret sanıyor. Bankasaya yapılan hadise de, bunun işte bize evraklarınızı getirmediniz, onun için bunlar şaibedir, onları atıyoruz, yönetime geliyoruz meselesi, bu bankanın batık olduğunu, batık olmadığını ispatı. Eğer bu banka batık olsaydı, sen buraya başka bir maddeden el koyardın. Demek ki bu banka batık değil. Bir kere batık diyemezsin, bu bankalar yasasına göre suçtur. İkincisi, yalan söylüyorsun, batık değil. Batık olsaydı bu şekilde el koyma maddesi bu olmazdı. Peki buradaki amaç nedir? Bu amaç bankayı batırmaktır. Şimdi aynen, eğer herkes bu oyuna gelmezse, yani siyasal iktidarın yahut o bürokrasinin, ekonomi bürokrasinin suç işleyen tavrı üstünden yaratılan algıyı deler ise, bu bankanın bir şekilde siyasi iktidarın yahut işte Cumhurbaşkanı'nın isteği doğrultusunda buharlaşmama imkanı var. Yani şeyi vermekten ziyade, işte benim evrağım, nüfus kağıdım, sicil numaram bu kadar, bu bankanın batık olmadığını ama bu yönetim değişimi sırasındaki el kondu, şuydu, buydu denerekten batırılmak istendiği arasındaki fark bilinçli bir şekilde algılanır ise, bu banka batırılmadan ayakta durabilir. Yani bir bu da ekonomik bir mesele olmaktan ziyade siyasi bir meseleye dönüşüyor. Bir de tabii bu insanların haklarını, hukuklarını şeyde, mahkemede, idari mahkemede, yargıda, her yerde aramaları gerek. Çünkü bu insanların paraları, pulları vesaire. Aynı bu doları fırlatan faiz ve şimdi birisi kalkıyor bir şeyler söylüyor. Fakat biz fakirleşiyoruz ya. Ya dolar şimdi 2,5 lira olacak. Neden? Birisinin peki bunun Ahmet Necdet Sezer'den ne farkı var? Yani Ahmet Necdet Sezer'i en fazla bu AKP haklı olarak eleştiriyordu. Peki şimdi senin yaptığının farkı ne? Sen de bir anda Seyfettin nasıl yapıldı hesap bilmiyorum diyor. Ama işte bir hesabı 18 milyar bir gecede borç üzerinden galiba. Borç yapılmış. Üzerinden yani şey, artan dolar kuru dolar kuru şey bulmuş. Bir anda o şeye vuruyorsun. 18 milyar lira. Ama yani bu tabii zarardan çok daha önemli. Çünkü bu hakikaten ekonomideki bugüne kadar gelen istikrarı da dinamit diyebilir. Bu kadar müdahale. Çünkü bunun sonu nereye varacak? Yani pekala Merkez Bankası yönetimi istifa edebilir. Bu kadar baskı altında. Çünkü vazgeçmiyor. Israrla gene bugün söylemiş. Tabii canım, her yerde söylüyor. Ben beğenmiyorum diyor bunu diyor. Görüşeceğiz kendileriyle diyor. Görüşecekse ne diyeceksin? Yani bu ekonomik tezi eğer koyacaksan ortaya, yani ben doğrusu Erdem Başçı'nın yerinde olmak istemem o sunumda. Hayır ama istifa yani edeceksin için geçerli. Yani ne diyeceksin Cumhurbaşkanı'na? Efendim böyle bir şey yok mu? İktisatta diyecek. Ne diyecek bu yani? Bu Fahri doktorayı ciddiye mi aldı acaba?
kendisine verilen. Yani bu işin sonu hakikaten çok tatsız. Denebilir ki o zaman Türkiye'de ne olacak yani? İstikrarsızlaşır, büyüme daha düşer. Tabii şey alıp başını gider, döviz şu bu. O zaman da daha çok yıpranırlar. Bir de istikrar sözünü de şöyle. Türkiye ekonomisi açısından bu çok üzücü olur ve doğrusu ben şahsen katiyen tabii istemiyorum. Onun için yani, endişeliyim. Ama bir de bir şey daha söyleyeyim. Tweet yağıyor. Bu Bankasya meselesinin gerçekten bir en sıcak gündem olduğunu bir kere de bu tweetleriniz ve ilginiz ifade ediyor. Diğer izleyicilerimiz de bize tweet göndermek istiyorsa hesap kitap bugün adresine gösterecekler. Eser'den söz hakkını çalıp araya gitmiştik. Birkaç tweet okuyacağım. Sonra Eser Karakaş'la duruma devam edeceğiz. Resul Kardak diyor ki Merkez Bankası bilerek seçilmiş düşman. Ekonomiyi bu Merkez Bankası bozuyor. Beni başkan yapın, bunu da düzelteyim diyecek Haziran seçimlerinde diyor. Gencay Eser'in Karakaş'ın bahsettiği yoksulluk çocukların gelecekteki sonuçlarını etkiler. Betam'ın internet sitesinde Türkçesi yok diyor. Müdürü hesabını sorar öyle bir şey varsa. Ceyhun Aygöz, İyice. Hükümet ayakta kalmak için düşmana ihtiyaç vardı. Sizi düşman seçti, siz de düşmanlık yaparak onlara destek verdiniz diyor. Kıymetli hocam, Merkez Bankası'nın durumu ilerleyen haftalarda ne olur? BDDK el koyar mı? Merkez mi harika bir espri? Banka denetlemedi sen mi? Merkez Bankası'na el koyar mı? Ekonomimiz hakkında milletin doğru bilgilenmesi için açıklamanıza çok ihtiyaç var. Bıktık popülist nutuklardan diyor Mehmet Keskin. Cumhurbaşkanı doların yükselmesi için her gün fazla mesai yapıyor. Neden? Artışın ihracat noktasında da pozitif etkisi sınırlı değil mi diye soruyor. Selçuk Kandır, hocam bütün bu yapılanlar eğer suçsa bu suçlar nerede yargılanacak diyor. Bir başka izleyicimiz, hocam TMSF yöneticileri değiştirdi. Şimdi Bankasya'nın durumu ne olacak? Bu yöneticiler geçici mi yoksa devamlı mı olacak diyor. Hocam Mesut Genç, her şey tamam da asıl mevzu havuz medyasından ayrılmayanlara nasıl ulaşacağız? En büyük sorun o tiryakiler diyor. İlhami Aybars Nurel, Mehmet hocam sorumuza yanıt alamadık. TMSF pekalesiz iş yapabilir mi diyor. Her şey ortada, amaçları belli, büyük oyun diyor bir başka izleyicimiz. Bunlar akıp gidiyor. Evet Eser, kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle bir mesele var. Yani istikrar diye bir tabir kullanıyoruz. Tabii bunu Türkiye'nin 90'lı yıllarına mukayeseyle kullanıyorsak haklı. Doğru bir tabir. Türkiye'de enflasyonun %60'ları aştığı, işte bütçe açıklarının %10'ları geçtiği böyle komik bir ülkede bugün bir istikrar cenneti gibi bakılıyor. Ama 2015 Türkiye'sini, 2015 dünyasıyla karşılaştırdığında enflasyon bizde Avrupa'daki enflasyonun yaklaşık 4 katı falan. Değil mi? Yani %7'nin üzerinde. Büyüme de artık öyle heyecan verici bir yerde değil. Yani 2.8'den bahsediliyor 2014. 3 civarında olduğu hükümet de kabul ediyor. Yani büyüme heyecan verici bir büyüme değil. Enflasyon çok yüksek. Yani dünyaya mukayese edilemeyecek kadar yüksek. İşsizlik, yani senin yanında söylemek ayıp olacak bunu ama dünyadaki yani büyük kriz yaşayan Fransa'dan çok farklı değil. Aynı. Evet. Yani büyü işte mahvoldu, bitti. 6 yıldır büyümüyor Fransa. 2010'dan beri hiç büyümüyor. Ama işsizlik oranı Türkiye ile aynı. Peki bu nasıl istikrar? Yani istikrardan kastımız nedir? Benim istikrardan kastım olmayan bir enflasyonla ya da çok düşük bir enflasyonla %5'in üzerinde 90, büyümektir. 90'larla karşılaştırarak. Ama artık o şeyden kurtulmak lazım. Tabii. Yani o çok şey bir söylem. Ama bir de tabii istikrarsızlık, yani dövizde çok şiddetli dalgalanmalar, faiz de öyle. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı faizi işte düşürürsen enflasyon da düşer diyor. Bu arada hep dövizden bahsettik. Mehmet de döviz işte şuralara vardı, buralara daha çıkar diyor. Haklı. Ama şeyi unuttuk. Piyasa faizi
gösterge faiz dediğimiz yani 2 yıllık tahvilin faizi 7.8'e çıktı akşam. İşte onu diyorum işte ben de. Yani bu 7'nin altına düşmüştü. Şimdi bunlar hep istikrarsızlık göstergeleri. Onu biraz aç izleyicilerimiz için. Yani siz faizi, Merkez Bankası'nın faizi başka, piyasa faizi başka. Tabii bunun normali Merkez Bankası kendi faizini değiştirdiği zaman piyasa faizini de etkilemesi. Olmazsa zaten o zaman Merkez Bankası'nın bir işlevi yok demektir. Şimdi Merkez Bankası desen faiz düşür deniyor. Ya da düşürdün 50 bas puan bu yetmez diyor. Ama öbür taraftan öyle laflar, öyle karışmalar oluyor ki, öyle gelişmeler, Bankasya da dahil buna. Piyasa faizi %7'nin altına düşmüş. 6.8'e kadar indi piyasa faizi. Şimdi bakıyorsun 7.8'e, yani bir yüzde puan artıyor. Sen istediğin kadar Merkez Bankası düşürsün. Mesela Merkez Bankası... Piyasa faizi artacaksa o zaman bunun ne manası var? Yani merkezin yani, dışında talimatla iş yapan bir merkeze dönüştürdüğün vakit tabii, ekonomiye gene müdahil olamıyorsun. Çünkü piyasanın kendi dinamiği var. 90'larda böyleydi. 90'larda böyleydi. Bundan nasıl kurtulduk? Dibe vurduk 2001 yılında. Muazzam reformlar gerekti. Banka sistemi dahil. Yarısı battı tabii o arada bankaların. Merkez Bankası'na da bağımsızlık verildi. Yasa çıktı. Yeni bir yasa. Şimdi bu yasadan yani Merkez Bankası bağımsızlığına da şey oldukları belli. Muarız oldukları, bundan gıcık, hoşlanmadıkları belli. O zaman yasayı değiştir. Bu anayasayla da ilgisi yok. Aynen öyle. Ya bu hodri meydan, yasayı değiştir. Kaldır bağımsızlığını. Kendine göre bir yönetim tayin et. O senin dediklerini yapsın. Piyasa dinlerse. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani o zaman ne itiş kapış. Diyor ki kurdaki artış her gün akaryakıta zam olarak yansıyor. Bu gidişle ne enflasyon inecek ne de cari açık azalacak. Ömer Emir Kırdı. Evet. Sen... Evet hocam, söyleyeceğim bu yani istikrarsızlık şeyi. Şimdi Türkiye'de tabii önemli bir şey. Ben aslında size bu Bankasya'ya karşı girişilen işte aslında 17-25 Aralık sürecinin devamı olarak gördüğüm hadisenin dışında bütün bu kararlardan kazananlar ve kaybedenler var. Mesela demin inşaattan söz ettin. Mesela ne diyor Cumhurbaşkanı? İnşaatta soğuk bakanlığı işimiz olmaz. İnşaat sektörünü önceliyor. İşte faiz, kısa vadede istihdam yaratıyor. İşte yani faizi indir filan. Şimdi bu bağlamda örneğin Feryat Figan, aynı Bankasya gibi kamuoyunun çok üstünde durduğu bir kaçak enerji faturası meselesi var. Yani burada kaçak kayıpla ilgili gene elektriğin özelleştirmesini üstlenenlerin para kaybediyoruz diye bağırdıkları ve bunu onları kollayan bir yasa tasarısı. Yani sen bu işe müdahil, senden kaç para istiyorlarsa itiraz etmeden para vereceksin. Şimdi bu mantık gittikçe yayılıyor. Yani bu siyasal iktidarın ekonomik olarak al gülüm ver gülüm siyaseti finanse edenleri koruyan hukuksuz, kanunsuz, mantıksız, ekonomi dışı icraatı bunun içinde hızlanıyor. Yani bunun en güzel örneklerinden biri de sadece bu kaçak enerji faturasını mahkemeye müracaat edemeyeceksin diye yasa. Daha evvel de Anayasa Mahkemesi'nin bozduğu bir yasa çıkardı bu siyasal iktidar. 2 yıl boyunca mahkemelerin aldığı memur atamalarıyla ilgili kararlar geçerli olmasın diye. Bir hukukla, kanunla, şunla, bunla bir mesele var. Ama bunun ben ekonomik yorumunu istiyorum. Kaçak enerji faturasını. Aynı zamanda bütün bu anlayışın korunan kesimleri ki müteahhitler vesaire. Sırf müteahhitler mi? Ne? Yani ben aslında kimsenin korunmadığını düşünüyorum burada. Benim şahsi görüşümü sorarsın. Yani birilerinin korunur gibi gözüktüğü ama aslında hukukun bu kadar dışına çıkıldığı, büyümenin bu kadar düştüğü, yani hukukun ayaklar altında olduğu bir yerde orta vadede kimse bu işten karlı çıkmaz. Müteahhit de karlı çıkmaz. Para verilen kişi de karlı çıkmaz. Yani bunu çok iyi görmek lazım. Yani kim kazanıyor? Ha, birileri daha çok kaybediyor, bu kesin. Ama ben kimsenin bu süreçten, 2015'te yaşanan bu hukuksuzluk sürecinden karlı çıktığını zannetmiyorum Mehmet.
Kimse. Müteahhitler de öyle. Yani bu işten karlı çıkılmaz. Çünkü yani, zemin kayıyor. Zemin kayıyor. Yani sen bu kadar istikrarsızlığa sürüklenen, hukukun bu kadar tartışıldığı bir yerde, mülkiyet haklarının bu kadar ayaklar altına alınabildiği bir yerde hiç kimse, bak tekrar ediyorum, hiç kimse karlı çıkmaz. Yani bir şey olur yarın kimsenin aklına gelmediği yerlere tabii de el konabilir. Tribün yani çöker, tribünler. Yani bu tedirginlik, bu tedirginliğin yaşanabildiği bir yerde, yani mülkiyet hakkı konusunda insanların kafasında ciddi soru işareti oluşmaya başladığı bir yerde kimse bu işten karlı çıkmaz. Yani iktisat sıfır toplamlı bir oyun değildir. Yani birileri kaybediyorsa birileri de kazanıyor diye bir şey yok. Eğer işler kötü gidiyorsa herkes kaybeder. Peki ben bunu somutlaştırayım. Senin uzmanlık alanın kıdem tazminatı. En kafayı taktırdığın işlerden biri. Ne oluyor kıdem tazminatında mesela? Senin söylediğiyle üst üste tabii genel bir doğru o. Ama şimdi kıdem tazminatında şu oluyor. Kanunen bir kıdem tazminatı var ki bu zamanında işsizlik tazminatı olmadığı için çıktı. Yani çıkış şeyi esası bu. Sonra işsizlik tazminatı biliyorsun 2000'li yıllarda nihayet Türkiye'de de kuruldu. Yani yeterli mi? Değil, yetersiz falan. Ama giderek daha fazla insan da yararlanıyor, işsiz yararlanıyor. Fakat bu devam etti. Dünyadaki en yüksek kıdem tazminatlarından birinde Türkiye sahip, birine sahip. Şimdi bunun tabii çeşitli sorunları var. Çünkü bu biliyorsun istifa edersen hava alıyorsun. Şimdi bunun tabii birçok şey bizim patron, işveren bundan kaçınmanın yollarını da bulmuş vaziyette. Ne bileyim işte Aralık ayı gelince seni işten çıkartıyor, senin haberin bile olmuyor. Ocak'ta tekrar alıyor. Çünkü bir yılı doldurmak lazım o yılın kıdem tazminatının hak haline gelmesi için falan filan. Sonra da bakıyorsun istatistiklere. Ücretli çalışanların %90'ı fiilen şu veya bu nedenle kıdem tazminatından yararlanamıyor. Kimler yararlanıyor? Garanti işten de şey etmesi öyle illegal bir şekilde atılması kaktırım, bilmem ne söz konusu değil. İşte kamu şeylerinde çalışanlar, kamu kurumları demeyelim de şirketlerinde falan çalışanlar, işte büyük şirketler. Onlar çünkü her şeyi yasalara uygun falan filan. Şimdi bunlar çıktılar. Ben de çok savundum. Hatta biz bir araştırma da yaptık, yayınladık. İktidar partisi, AKP dedi ki biz kıdem tazminatını değiştireceğiz. Ne yapacaksın? Bireysel hale getireceğiz. Her ay işveren ödeyecek. Bireysel bir fona, yani ortak bir fon falan değil. Senin hesabına, senin işveren her ay yatıracak, bir prim yatıracak. Bu tabii bu primin nispeten makul olması lazım. Sen de sonuçta ayrılsan bile kendi isteğinle, ki şimdiki düzende kendi isteğinle ayrılınca kıdem tazminatı falan yok. Bu para senin olacak. Esas temeli bu. Böyle bir şey hazırladılar. Ben bunu çok makul buluyorum. Çünkü böylece en azından SGK'ya kayıtlı, yani şey çalışmayan, kayıt dışı çalışmayan, kayıt içi çalışan ücretlerin 5/4'ünün şeyi garanti olacak kıdem tazminatı. Buna sendikalar bana sorarsan hiç şeyde saçma bir şekilde itiraz ediyorlar. Neyse o konuya girmeyelim. Ama hükümet dedi ki böyle bir reformu yapacağım ben dedi. Şey hazırlandı, taslak hazırlandı. Başbakan yardımcısı Babacan çıktı defaten, Çalışma Bakanı keza. Dediler ki biz bunu yapacağız. Artık her şey hazır. Fakat son dakikada Cumhurbaşkanı dedi ki taraflar, sosyal tarafları anlaştırın yoksa yok dedi. Öyle kaldı. Onların da tabii anlaşması mümkün olmadığı için kaldı. Bana sorarsan siyaseten netameli bir konu. 3 tane seçime gidiyor Türkiye o zaman Mart. Ama gene orada mağdur olanlar, gene çalışanlar. Tabii sonuçta mağdur olanlar çalışanlar. Bunun şimdi ayrıntıya girmeyelim. Başka bir sürü sorunu da var. Mesela genç işsizliği arttırabiliyor. Neden? Çünkü gençler askere giderken istifa etse bile almaya hakkı var. O zaman şeyde tedirgin oluyor işveren. Bunu almasam mı? Kıdem tazminatı doğacak, o olacak, bu olacak falan. Kadınlar için öyle.
Neyse lafı uzatmayalım. Bu çok temel reformlarından biri iş gücü piyasasında. Fakat yapmadılar. Daha temel bir reform vergi reformu. Onu da hazır hazır dediler. Gene yapmadılar. Çünkü o da siyaseten netameli. Çünkü kaçak verginin üzerine gideceksin. Eser bu konuları iyi bilir. Kaçak verginin üstüne gitmek siyasi seçim zamanlarında hiç akıllıca bir iş değildir. Bu seçim zamanında hiç bitmez. Ben 3 sene önce bir yazı yazmıştım. Hı. Çok yazı. Ya daha 3 sene mi oldu ne kadar bilmiyorum. Yani bu vergi reformu gündeme geldi. Sayın Şimşek de çıkartıcısı dediği zaman Abdullah Öcalan Türkiye'ye başkan olur. Bu vergi reformu çıkmaz diye bir yazı yazdım. Ve maalesef haklı çıktım. Evet, yani şimdilik de deniyor ki, diyorlar ki, işte çok açık da söylemiyorlar ama açık da söylediler bir ara. 2015 ile 2019 arası seçim yok. 4 yıl, hiçbir seçim yok. Biz bu reformları o zaman yapacağız. Vallahi bilmiyoruz yapacak mısın, yapmayacak mısın? Geçenlerde bir milletvekili bana anlatıyordu. Bu AK Parti'nin iktidara geldiği vakit ilk 100 günde yapacağımız, 6 ayda yapacağımız, bilmem nerede yapacağımız bir takım programları vardı. Oturmuş. İlk 100 günde yapacakları vaatleri incelemiş. %60'ı hala yapılmamış. Yani şimdi de bir sürü paketler açılıyor. Bunlar hayata geçmiyor. Aslında bunun arkasında, bu mantığın arkasında kim var dediğim vakit, yığınların lehine olan reformlar yapılamıyor. Orada siyaseti muhtemelen finanse eden grupların çıkarları doğrultusunda bir şekilde hayat devam ediyor. Tabii yani şu oluyor, yani siyasete müdahale, siyasetin ekonomiye müdahalesi bu şekilde arttıkça bu yeni rant kaynakları da ortaya çıkartıyor. Çünkü bir takım şeyleri hakikaten kayırabilirsin. Kendine yakın olduğunu düşündüğün veyahut da anlaştığın herhangi bir menfaatin olduğu pek çok iş şeyini, çevresini, firmayı vesaireyi kayırabilirsin. Böyle bir sorun da giderek gelişmeye başladı. Hani kronik kapitalizm dedikleri ahbap çavuş kapitalizmi. Türkiye bundan ya çok muzdarip oldu her zaman. Birçok dönemde ahbap çavuş kapitalizmi had safhaya çıktı. Ama ilk yıllarında AKP'nin böyle sanki çok bir ahbap çavuş kapitalizmi. En azından kurumsal bir şey değildi. Şimdi o da giderek ahbap çavuş korkunç kapitalizmi korkunç bir düzeye çıkmaya başladı. Bunda dünya kadar literatür var bu konuda, kalkınma iktisadında. Pek çok ülkede bu ahbap çavuş kapitalizmi ayyuka çıktığında o ülkede çok büyük sorunlar yaşanıyor. Eser, orada bir hazırlıklar yapıyorsun gibi. Hazırlıklar demiyorum. Yani mesela şimdi rant vergisi bu konuda gündemde. Çünkü Türkiye'de imar planı değişikliğinin en kolay yapılabildiği yer herhalde Türkiye. Dünyada başka hiçbir, yani gelişmekte olan ülkede, yani bu kadar kolay imar planı değişikliği yapılmıyor. Her imar plan değişikliği rant yaratıyor. Şimdi burada şöyle bir formül buldu. Yani bu o kadar artık rahatsız edici hale geldi ki, tamam imar planı değişikliğinden vazgeçmeyelim. Bunu altını çizerek söylüyorum. Ama oluşturduğu rantın bir bölümünü kamu alsın. Halbuki yani bence ilk yapılması gereken şey özellikle belki tabiatın korunması, çevre, şehirlerin korunması, işte İstanbul'un silüetinin ırzına geçilmemesi için falan. Önce imar plan değişikliklerine makul, dünya standartlarına bir şey getirmek gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla siyasal iktidarın böyle bir niyeti yok. İmar plan değişikliği çok kolay yapılsın yine, hiçbir engel olmasın ama onun yarattığı olağanüstü rantlar artık herkesi rahatsız ettiği için onların bir bölümünde rant vergisi adıyla ben kamulaştırayım. Tartışma burada. Halbuki yani benim yani ilk aklıma gelen, ya önce bu rantları rahatsız edici bir hale geldiyse tamam, bunun kamulaştırılmasında bir itirazım yok eğer oluşmuşsa, ama önce rantların oluşmasına engel olalım. Ha diyeceksin ki belki Seyfettin, nüfus artışının bu kadar yüksek olduğu bir yerde bu rantların oluşmasına engel olmak mümkün müdür? Bu da başka bir tartışma tabii. Ama artık şehirleşme de 1970'ler gibi değil Türkiye'de. Tabii belli ama bir yerde Türkiye dünyada en hızlı kentleşen ülkelerden bir tanesi. Hala böyle, doğru. %70'i nüfusun, hatta biraz daha fazlası kentlerde. Ama hocam bu rant vergisi şeyde oluşmuyor. Yani bu kentleri yeni gelenlerin yaşadıkları yerlerde oluşmuyor. Daha çok Kadıköy'de oluşuyor mesela. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Yani dolayısıyla şey o anlamda değil. Yani işte istikrarsızlık mesela. Şimdi notlarıma bakıyorum. Türkiye'de, yani istikrar diyoruz ama Türkiye'de ödenen verginin sadece %5'ini beyanname vererek gelir vergisi olarak ödeniyor. Sadece %5'i.
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Ödenen her 100 lira verginin sadece 5 lirası insanların beyanname vererek ödedikleri gelir vergisi. Yani böyle bir şey yok. Yok tabii. Dünyada yok. Şimdi böyle bir sistem şu anda mesela ben kamu maliyesiyle ilgili daha yakından ilgilendiğim alan dışarıdan bakıldığı zaman başarılı bir tablo gözüküyor. Gerçekten başarılı bir tablo gözüküyor. Bugün Maastricht standartları her alanda tutturulmuş vaziyette. Kamu maliyesinde, bütçe açıklarında, kamu borç stokunda. Nasıl, nereden bakarsanız bakın, hangi tanımı yaparsanız yapın, bütçe açıkları ya da borç stokları için çok başarılı bir tablo gözüküyor. Ama arkasında ise, o çok başarılı tablonun arkasında çok büyük bir şey var. Dinamit var. O dinamit de benim söylediğim şey. İnsanlar vergi reformu yapamıyor Türkiye. Yapamıyor. Dolaylı vergiler üzerinden oluşan, enerji tüketimi üzerinden oluşan bir tablo üzerinden Türkiye kamu maliyesi dengeni tutturuyor. Bu bir kere işin iyi tarafı, yani bardağın dolu olması. Yani o Allah korusun orası da bozulursa Türkiye'nin nerelere gideceğini bilemeyiz. Ama o çok şey bir şey de değil. Arkada ise çok komik, korkunç vergi görüntüleri var. Dünyanın hiçbirinde olmayan vergi görüntüleri var. İşte diyorum yani 100 liralık toplanan verginin sadece 5 lirasını insanlar beyanname veriyorlar. Bunun bir çok olumsuz bir sonucu da yani izleyicilere aktarmakta yarar var. Şimdi gelir eşitsizliği çok tartışılan konulardan tabii biri. Türkiye'de bunun yüksek, nispeten yüksek olduğunu da biliyoruz. Yani son yıllarda çok sınırlı ölçüde bir azalma görüldü. TÜİK'in istatistiklerinden görülüyor. Ama hala çok yüksek. Yani şunu söyleyeyim, Avrupa Birliği'ndeki bu en kötü ya da en eşitsiz gelir dağılımına sahip ülke Portekiz'dir. Onun bir hayli üzerinde bizdeki eşitsizlik. Öyle söyleyeyim. Dünyanın Amerika'da en kötü paylaşan 3 ülkesinden biriyiz biz. Evet, şimdi şöyle bir şey var gelir eşitsizliği literatüründe bu konu araştırılırken. Şu iki şeyi bilmek çok önemli. Bir, piyasanın yarattığı, yani devlet araya girmeden piyasanın yarattığı bir gelir eşitsizliği var. Şimdi bunu ölçmek şu anlamda önemli. Çünkü bunu A ülkesi için, örneğin İsveç için ölçüyorsun. Aşağı yukarı Gini endeksi, bu işte eşitsizliği ölçen bir şey, 0,5 çıkıyor. Şimdi bu çok yüksek tabii. Mesela bizde nihai şey 0,42'ye falan indi. 0,41-42. Ama kamu işin içine girince... Şimdi, kamu işin içine girdiği zaman, yani o senin vergiler toplanıp da harcandığı zaman. Ve önemli bir bölümü de yeniden dağıtıma gittiği zaman İsveç'te Gini endeksi yarı yarıya düşüyor. Yani 0,25'e düzeliyor. Düzeliyor. Devlet işin içine girdiği zaman. Biz de bu senin söylediğin vergi düzeni yüzünden biz piyasa gelir eşitsizliğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Hesaplayamıyoruz, bilmiyoruz. Ve bu çok ender ülkelerden bir tanesi. Fakat hani tahmin yapılabilir mi falan, ben bir tahmin yapmıştım. Sonra duydum ki OECD, İzak söyledi, OECD'nin böyle bir tahmin yapmış o da. Yani aşağı yukarı tutuyor, 47 falan. 47-48. Çok yüksek ama. Hayır, piyasa. Piyasa, ha. Çok yüksek bunu değil. Bunu izleyici için bir daha bir netleştirelim. Yani, piyasa eşitsizliği, piyasanın devlet hiç yoksa, devlet yok, vergi yok, sosyal harcama transfer yok, harcama yok, aşağı yukarı öbür ülkelerle aynı. Yüksek devlet oyuna aynı girmeyince piyasanın kendiliğinden yap. Devlet girdikten sonra onu biliyoruz. Nihai olarak ölçülüyor hane halklarına, çünkü anket yapılıyor. 41-42, yani çok az değiştirmiyor. Yani sosyal adaleti sağlamıyor devlet. Halbuki yani burada çok güzel bir konu bu. Tabii. Halbuki örnek verdin İsveç. İsveç yarı yarıya düşürüyor. Sadece İsveç değil, birçok ülke var. Hollanda devlet falan var. Yani kimisi İsveç kadar düşürüyor, kimisi mesela İtalya İsveç kadar, orada da çünkü vergi problemdir biliyorsun. O kadar düşürmüyor ama bize kıyasla çok daha fazla düşürüyor. Yani aslında devletin karakterini çok güzel ortaya koyan bir ölçüm bu. Şimdi gelir eşitsizliğini düzeltmek istiyorsanız çok açık. Vergi reformu yapacaksınız ve devletin bu sosyal transfer vesaireye, redistribüsyona, tekrar dağıtıma daha çok dikkat edecek. Şimdi bunları sen 12 yıldır iktidardasın. İşte gelir eşitsizliğinde bir arpa boyu yol gitmişiz. Peki sosyal yardımlar nereye giriyor? Bu vergi. Ya onlar da o kadar yüksek değil. Tabii çok o da konuşuluyor. Arttı da Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde, kabul. Ona da 32 milyar yok. Ama çok düşük.
Ve biz şeyde de yoksulluk şeylerini de incelediğimizde anketlerini vesaire öyle yoksulluk çok daha etkilemiyor. Yani o kadar da fazla azaltıcı bir etkisi olmadığını görüyorsun. Ya yani uzun lafın kısası burada ciddi reformlara ihtiyaç var. Bu reformlarda hala işte yapılacak yani diye bekliyoruz. Şimdi tabii bu ikiye ayrılıyor konuşmalar. Gerçekten aklı başında bu işleri bilen, Türkiye'nin refah ve özgürlük ülkesi olmak isteyen herkesin ister istemez yolu kesişiyor. Bir, büyüme modelinin değişmesi. İki, buna bağlantılı olarak yapısal reformların yapılması. Kesinlikle. Bu Türkiye'nin gerçek ihtiyacı ve gündemi. Fakat bir de bu yeni bir büyüme modeli ve yapısal reformların dışında siyasetin, özellikle de Cumhurbaşkanı'nın ben başkan olacağım ısrarı ve inatlaşmasıyla bir başka bunların dışında seyreden ve bunlar yapılmadığı için durumu daha da vahimleştiren de bir realitesi var. Bu iki çıkmaz arasında duruyor Türkiye. Ya bu torba yasasında gündeme gelecek olan bu kaçak enerji faturası mesela. Evet. Türkiye tüketilen elektrik enerjisinin %15'ini tahsil edemiyor devlet. Yaklaşık %15'ini. Tahsil edemiyor. Fakat ama şimdi özelleştirmeye konu oldu elektrik dağıtımı. Türkiye'nin her yerinde aşağı yukarı özel firmalar. İşte özel firmalar da diyorlar ki ben bunu parasını almazsam ben bu işten çekilirim diyor adam. Haklı olarak. Yani bir belli ama bir şeyle girmiş oraya. Ona özelleştirirken de devlet böyle bir angajmana girmedi. O da bilerek ben kaçağı devlet de aslında... Devlet kaçağı engellerim taahhütünde bulundu. Özellere ben vereyim bu beladan kurtulayım dedi. Ama aynı zamanda onu alan özel şirkette devletin o kaçağı engelleyeceğini varsayarak devlet aldı. Devlet değil kendisi engelleyecek. Abi hocam ama orada bir yasal güç kullanmak lazım. Nasıl yapacak bu şirket? Tamam işte. Orada şirketin zaten... yasal gücü yok ki. Polis yok, askeri yok. Yani %15'i ödenmiyor. Şimdi bunu, bu çok ilginç bir tartışma. Bu yeni yasayla bizlere ödetmek istiyorlar. Evet. Ödetiyorlardı aslında. Sonra foyası meydana çıkınca ödenemeyeceğini yani, görünce yasayı değiştiriyor. Aynen. Ama şimdi bizlere bunu dağıtmak istiyor bu yükü ki bu dağıtımı yapan özel elektrik şirketlerine bir şekilde piyasadan çıkmalarına engel olsun. Çünkü adamlar da haklı, o dağıtımcı şirketler de haklılar. Yani hem dağıtımı yapıyor hem de parasını alamıyor. Yani belli bölgesel sorunlar da var. Ama bunu biz niye ödeyelim? Bu da ayrı bir konu. Yani bunu, bu da bir çeşit yeniden dağıtım politikası. Tabii. Çok belirli, buna razı mı? Ya bunu tamam oturalım, bunu bir kanun çıkarsınlar. Biz de bunu oylayalım, bir şey yapalım, bir razıyız diyelim. Biz belli bölgelerin elektrik parasını ödemeye razıyız kardeşim, istiyoruz. Ayrıca bu buna razı mıyız? Ama şöyle bir sorun yaratır, sen kaçağı engellemezsin. Kaçak engellenmedikçe kaçağın artma ihtimali artar. Çünkü, doğru tabii. Giderek yaygınlaşır. Yani beleşçilik sari bir konudur. Tabii. Bu çok açık, beleşçilik sari bir meseledir. Başka bir şey de konuşuyorsunuz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti var mı? Ayrıca, o tabii yani... Yani toplam vergi alamıyor. Elektrik dağıtımının %15'inin bedelini tahsil edemiyor. Şimdi ne yaptı? Bakan elektrikleri kesti. Ama şimdi Ocak ortasında belli bölgelerde elektrikler kesilirse orada ölümler olabilir. Çünkü ona bağlı olarak ısınamıyor insanlar. Su da gelmiyor elektriğe bağlı olarak. Şimdi düşünebiliyor musun? Diyarbakır'da, Mardin'de, Şırnak'ta insanların -20 dışarısı, elektriğin yok, ısınamıyorsun ve suyun akmıyor. Ölümler olabilir kitlesel halde. Ve bunun karşısında pes etti bakan da. Enerji Bakanı da pes etti ve de tekrar o elektrikler açıldı. Önce bir şeylik ama yapıldı. Orada şöyle bir ekonomik sorun var. Bu yasa çıktı diyelim. O bölgede tabii kaçak %15 değil, çok daha fazla. Orada daha da fazla tabii. Yani nasıl çok daha fazla. Şimdi o zaman orada şey ödeyecekse bunu kaçak yapmayanlar, normal faturasını verenler ödeyecekse onlara da elektrik müthiş giderek pahalanacak. Pahalaşacak. Onların içinde yoksullar yok mu? Tabii, tabii yoksullar. Namuslu yoksullar var. Şey yani artan oranlı olmayan garip bir vergi. Yani bunu beceremedi. Eski tabir tersine artan oranlı bir vergi geliyor şimdi herkesin üzerine. Tabii. Ben buradan şimdi Mehmet'ten rol çalarak bir şey söyleyeceğim. Bütün izleyicilere önümüzdeki dönemlerde eğer bu yasa çıkarsa evinize gelen elektrik faturalarını bütün detaylarına bakmalarını istirham ediyorum. Tek tek baksınlar. Ne görecekler orada? Bir kere
kullanmadıkları, belki ya bu yasa çıkarsa kullanmadıkları enerjinin bedelini ödediklerini görecekler. Bir de bir şey daha var. Yine Mehmet'ten rol çalıyorum. Mehmet itiraz ama bunu mutlaka söyleyeceğim. Ben buna illet oluyorum çünkü. TRT payı alınıyor bizden hala. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bana ne ya TRT'yi? Ben niye finanse ediyorum? Ben izlemiyorum mesela TRT'yi hiç. TRT ne diyeyim? Kamu yayıncılığı diye böyle gerçekten saçma sapan bir laf artık. Belki bu lafı ortaya yandaş çıkaran medyayı bir, finanse bir BBC genel müdürü var. Varmış zamanında bir böyle bir kamu yayıncılığı tanımı koymuş. Ama 2015 için hiçbir anlamı olmayan bir tanım. Halk için halkın finanse ettiği, halkın kontrol ettiği yayıncılık tanım bu. Halkın şimdi, kontrol ya halkı, ha, bir de halk için. Yani şimdi Allah için bugün TRT'nin yaptığı yayınlara bir bakalım. Ne demek yani halk için yayın? Bunun bir anlamı var mı? Ha şimdi diyelim ki kültür yayınları, işte belli dokümanterler, bunlar gerekli mi? Gerekli. Ama bu teknolojik düzeyde şu anda Türkiye'de cep telefonu olmayan yok. Herkes aç cep telefonunu, istediğin dokümanteri orada aşağı yukarı bedavaya yakın bir fiyatla izleyebiliyorsun. Artık TRT'ye ihtiyaç mı kalmış? Bu kamu yayıncılığı konusunu, ben ne dedim Seyfettin'in o çocuk meselesiyle program yap. Lütfen bir de kamu yayıncılığı denen saçmalık düzeni yapalım. Bir araştırma. Anadolu Ajansı diye bir şey var. Ne demek? Aha, ya devletin haber ajansı olur mu ya? Olur. Ne zaman? Seçim geceleri operasyon hayır, yapmak için. Hani devletin elinde olan şeyler, ben yine bir maliyeci olarak, devlet bir şey üretiyorsa o malın belli özellikleri olması lazım. Özel sektörün üretemediği. Cihan Haber var, Doğan Haber Ajansı var, başka haber ajansları var. Bütün dünya var, Google var, internet var, bilmem ne var. Bundan aslında bir tane de vergilerimizle finanse ettiğimiz devletin bir haber ajansı var. Ne demek yani? Devletin haber ajansı ne demek? Hayır ama oraya gelinceye kadar ya şimdi... Toplumu kontrol etmek isteyen bir devlet. Ha. Bunu söylesinler. Ya, aslında ya bunu da şöyle adam gibi söylesinler. Vallahi razıyım ya. Konuştuğunuz konuları... Böyle kamu yayıncılığı gibi saçma sapan gerekçelere ne gerek var? Seyfettin ne diyor? Devlet oyuncu olarak girdiği vakit gelir adaletsizliği... Düzelmiyor diyor. Düzelmiyor çok diyor. Az düzeliyor diyor. Az düzeliyor. Vergi... Sen ne diyorsun? Beyanname. Ya, kimse vermiyor. Gelir ver. Yani kimse vermiyor. Arkadaki manzara çok kötü. Sonra ne diyorsunuz? Elek dağıttığı. %15'ini alamıyor. Parasını tahsil edemiyor. Ama buna karşın aldığı paralardan kendi partizanca bir tutum içinde. TRT'yi finanse ediyor. TRT'ye para veriyor. Anadolu Ajansı'na 9 veriyor. 9.000 çalışanı var TRT'nin. Bu ne demek ya? Yani 9.000 çalışanı var. Türkiye'de devletçiliği savunanların, devleti savunanların aslında bu savunmalarını bir şekilde hak etmeyen bir devlet yapısı olduğunu da bil. Burası çünkü hem mağduru devletin ama hem bir taraftan devlet taraftar. Hayır. Kendi içinde de böyle bir ikilemi hayır, var. Şöyle bir şey var şimdi bak. Ben Anadolu Ajansı'na üyeyim. Bir her zaman söylüyorum. Kısa haberler gönderiyor. Mesela şimdi TÜİK bir şey yayınlıyor. Mesela ithalat ihracat artışlarıyla ilgili. İthalat azalmış mı şimdi? Aslında ithalatın azalması ne kadar iyi bir şey. Ayrı bir tartışma konusu ama ithalatın azalması insanların kulağına hoş geliyor. Anında veriyor. İhracat da düştü. Onu vermiyor. Ya böyle bir kırkır haber ajansı olur mu? Bak gençlerimiz ne diyor? Bak. Biraz onlara bakalım. Sonra devam edelim. Önümüzdeki Bilal Keleş. Önümüzdeki aylara gerek yok ki. 40-50 lira gelen faturayı 148 lira olarak ödedim. Tek yaşayan birisiyim ve harcamalarım sabit diyor. Muhammed Emin bakanların hırsızlık yaptığı bu ülkede elektrik hırsızlığı normal. İmam cemaat meselesi diyor. İbrahim Ulusoy bir vatandaş olarak kaçak elektrik kullananların parasını ödemeye mecbur muyum? Ülkede bunu önlem alacak hükümet yok mu diyor. Bir başka izleyicimiz Recep Tayyip Erdoğan ilk belediye başkanı olmak istedi. Sonra başbakan, sonra cumhurbaşkanı, şimdi başkanlık, sonra ila olmak isteyecek diyor. Bir başka izleyicimiz Erdem Tasçı rakamsal olarak kendini bağlamasaydı önceki yıl sonu içindeki kur 1.92 olarak 2 olacak demişti. Onu hatırlatıyor. Bir başka izleyicimiz diyor ki bu BBDK ve artı TMS ve bu cesareti nereden alıyorlar diyor. Kazım Bey hocam bu devlete nasıl güvenip vergi vereyim? Brüt maaşım 5.000 lira net 2.500 lira işte vergi diyor.
Yarın bir başka izleyicimiz, yarın ne kadar yandaş varsa haramiler bankanın içini boşaltmak için kuyruğa girerler diyor. Bir bankanın battığını iddia etmenin, kamuoyunda bunu seslendirmenin yahut böyle bir algı yaratmanın cezası 3 yıl hapis diyor. Sen söyledin bunu. Evet. Selçuk Kandır, Eser Hocam çok güzel bir konuya değindi. Bence inşaatı bu derece savunmaların en temel sebebi kupon arsalardan kaynaklanıyor diyor. Hocam, bir başka Ercan Balcı. Hocam, Bankasya kutu hesap adlı bir kampanya başlatsa nasıl olur? Herkes yatırımını A kutusuyla bankaya getirirse, ayakkabı kutusuyla yani, hoş olmaz mı diyor. Hasan Can, dünkü müdahale domino etkisi yapar mı diyor. Sabahattin Çelebi, millet Erdoğan'ı dinledi, evdeki paralarını sıfırlayıp Bankasya'ya yatırdı diyor. Akıyor tweetler. Ya zaten bir likidite problemi yoktu bankanın. Ama tabii para çekilirse diye korkuyor belki insanlar, ama likidite probleminden olmadı bu olay zaten yani. Yani bankalara ya likidite problemi de el konur yani. Devlet, şimdi bir takım şeyler değişiyor diyoruz. Ama bir takım şeyler de gerçekten değişmiyor. Mesela bu anlattığınız hikayeler hiç değişmiyor. Aynı zamanda mesela şu Edirne'de sel baskını ben bildim bileli değişmez. Bu sefer boyutları çok büyüktü ama her sene ben bu aylarda Meriç, Tunca, oradaki insanlar çile çeker. Bir şekilde bu hep aynen yaşanır Karadeniz'deki baskın, su baskınları gibi. Mesela hocam, medeniyetin tanımı nedir? Sen bunu çok iyi biliyorsun. Tabiatla baş etmektir, değil mi? Yani şimdi deniyor ki Bulgarlar barajların şeyini açtı. Bulgarlar bunu şeyden açmadılar, yani Türklere hainlik olsun diye açmadılar. Orada da doldu çünkü. Tabii bir sorun çıkacaktı. Açtılar. Bunca yıldır Bulgarların barajları dolduğu zaman, kapağını açtığı zaman bizi bu hale getirmemek için orada bir yatırım yapmak lazımdı Edirne'de. Serhat Şehri, işte Mimar Sinan'ın ustalık eseri, hep bunları söylemek iyi de peki orada kamu yatırımı, oradaki insanların o nerede? Yok. Aynı zamanda bu söylediğiniz çizgi üstünde bir Alibeyköy'de onu yaptılar herhalde, orada çok fazla. Edirne bir de muhalif diye mi yapmıyorlar, bunu da anlamıyorum. Yani kafa bir normal devlet işleyişinin dışında seyredince ya Alibeyköy'e şey yaptığımız... Devletin bazı kodları hiç değişmiyor. Sınır illerine Türkiye'de büyük yatırım yapılmaz. Halbuki o... Ha şimdi hala, yani Yunanlar mı işgal edecekler? Soğuk savaş döneminden tabii kalma. Ama ya daha da eskiden, yani sınır illerine yatırım yapmaz bizim devlet. Bak dikkat et her yere. Refleks diyor. Refleks mi? Devlet refleksidir. Sınır illerine kamu yatırımı yapılmaz. Soğuk savaş, halbuki küreselleşme sınırları en sıcak dostluk. Evet yani. Gene değişmeyen metal işçi grevi. Vallahi ben onu takip edemedim açıkçası. Sen takip ettiysen bir anlatsana bize. Yani ya 15 bin. Ertelenmiş grev. Ha. Tabii işçiler de buna çok kızıyorlar. Haklı olarak. Milli güvenlik nedeniyle. Ha, ne alakası, ne alakası var ya yani? 15 bin işçinin. Hakikaten devlet değişmiyor. Bu çok komik bir şey. Aynı zamanda mesela bu Bankasya her şeyin önüne geçti diyorum. Bu geçen çarşambadan bu çarşambaya olup bitenleri araştırırken. Ya Davutpaşa'da 7 yıl önce bir patlama oldu. Kaçak bir imalathaneydi. 21 işçi öldü. Fakat bunların bir kısmı kaçak olduğu için filan kayıtlı değil. Çoluğu çocuğu perişan oldu. 7 yıldır bununla ilgili soruşturma açılmasına bile bu hükümet tarafından izin verilmiyor. Bu da başka değişmeyen. Neden biliyor muyuz nedenini? Yani neyi örtbas etmek istiyor? Var bir şey herhalde. Yani 7 yıldır bu iş üstü kapatılıyor. Aynı zamanda yani bu ekonomi programı olduğu için diğer üstü kapatılan Uludere'den Afyonkarahisar'a, diğer meselelere girmiyorum. Ama mesela Davutpaşa kaçak bir iş yerinde 7 yıl önceki patlama hala Türkiye'de açığa çıkarılmış değil. Yani ekonominin sizin altını çizdiğiniz yapısal reformlar, dönüşüm, değişim hep burada devlet endeksli. Eski Türkiye'nin orada kilitleniyor. Yani toplum bunları yapabilecek ekonomik bir güce sahip değil. Devlet patronajını bırakmıyor. Bırakırsa belki patron olmaktan çıkacak. Toplum ekonominin belki de ondan yapmıyor. Eski Türkiye'nin en temel özelliklerinden bir tanesi devlet kendi içini koruyor. Korumasıdır. Kendi iç. Bu vahşi bir şekilde sürüyor. Yani işte o Gezi olaylarında ölen çocuklar, Eskişehir'de ölen Ali İsmail Korkmaz, hepsine bakıp devlet yani vahşi bir şekilde, kabul edilemez bir şekilde kendi içini koruyor. Yani şeyde, Cizre'de bir çocuk öldü. 12 yaşında bir oğlan. Allah
tövbe, Allah rahmet eylesin diyelim artık. Ya o akşam başbakan çıktı, bu devletin işi değil dedi. O akşam çıktı. Şimdi ise bir özel hareketçi olduğu anlaşıldı ve tutuklandı. Ama başbakan bunu çıkıp da ya beni kandırmışlar, ya ben halt ettim de böyle bir cümle sarf ettim demiyor. Ya devlet içini koruyor. Nedir yani? Şimdi o adamın da başına fazla bir şey gelmez. Böyle bizim ceza kanununda komik ifadelerle taksirli olmayan suçmuş derler, kurtarırlar. Devlet kendi içini bu refleksi atamadığı sürece Türkiye devleti, Türkiye devletten bir halt olmayacak. Tabii bunun için bir bağımsız yargı. Tabii bağımsız yargı şart, en önemli şey. Bağımsız ve tarafsız tabii. Tabii yargı da devletin içini koruyor. En hayat konu olmayacak. Yargı da devletin devletin içini koruyor derken. Yani olmadığı sürece. En büyük enstrüman yargı, devleti çok güzel söylüyorsun. Hı? Ama işte de böyle devlet oluyor. Çünkü o zaman sen yargıyı kontrol edebiliyorsun. Bu ekonomik büyüme durduğu vakit bu devlet sorunu çok çıplak bir şekilde ortaya çıkıyor. Bak mesela bir izleyicimiz diyor ki elektrik faturasındaki sayaç okuma bedeli bakmışlar. 0.59 TL. Sordum, günlük ortalama 400 sayaç okuyorlar. Bu parayı personele veriyorlarsa şayet diyor. Tandoğan Uçar diyor ki benim gibi çok mağdur var ve parayla tamamını istiyor diyor. Osmanlıca öğreteceğiz. Edirne Osmanlı başkenti değil mi? Cevdet Sert AKP komünist bir sistem kuruyor diyor. Tandoğan Uçar bir yıldır işsizim ve sağlıklı diyelim. Devlet bana 1417 lira ceza kesti GSS kapsamında diyor. Musab Gökhan, hırsızsın dersen ikinci gün kendini Silivri'de bulursun. O yüzden artık Yavuz hırsız, yüzsüz hırsız oldu diyor. Suriyeliler okey taşı gibi elimizde kaldı. Bir sürü ülke var, bunların akıllısı Türkiye mi diyor. Murat Can Yalçın, hocam pazar günü düğünüm var. Ben de hanım da pazartesi olsun da altınları bankaya yatırmaya sabırsızlanıyoruz diyor. Bir taraftan da diyor ki Erdem Sinan Sapaz, Sayın Seyfettin Gülsel, kıdem tazminatı yıllık 30 günden 10 güne düşmeyecek mi? Fon hazine garantisi altına alacak mıyız diyor. Müthiş şey yağıyor. Bir taraftan da bu siz biz bir takım konu başlıklarım var burada. Doları ne görüyorsunuz? Faizi ne görüyorsunuz? Euro'yu bilmem enflasyonu, yani ekonomik olarak 2015'i nasıl görüyorsunuz bugünkü gidişatla? Devleti söyledim. Aşırmalar yapıyor Betam'da. Yani tabii ben şahsi görüşlerimi söyleyeyim. Petrol, metrol filan. Evet. Yani bir analiz bu açıdan, yani piyasadan. Yani bir kere reformlar falan yapılacağı yok bu yıl. Geçen yıl ne olduysa büyüme konusunda bu yılda aşağı yukarı olacak. Benim öngörüm %3 civarında bir büyüme olacak. Çünkü ne yatırımlarda ne de özel tüketimde öyle büyük bir canlanma hem istenmiyor. Yani Merkez Bankası istemiyor. Kredi artışını belli bir sınır içinde tutmak istiyor. Haklı, biraz artsın diyor. Öbür taraftan ihracat kötü gidiyor. Çünkü çevremizde durum vahim. Avrupa'nın canlandığı yok. Orta Doğu karışık. Yani çok fazla bir şey değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla düşük büyüme devam edecek. Yani büyüyeceğiz, bir kriz beklemiyorum. Ama büyüme de, düşük büyüme de devam edecek. Bu tabii işsizliğin gene hafif hafif artmaya devam etmesi demek. Yani parlak bir 2015 geçirmeyeceğiz çok makro açıdan. Daha ayrıntıya girecek olursak, tabii bu hangi koşullar altında, bir de onu konuşalım. Böyle bir anormal döviz şeyi, şoku olmayacak. Bundan emin olabilir miyiz? Normal şartlar altında. Normal şartlar altında emin değilim. Çünkü Merkez Bankası bize dedi ki ben bu istikrarı koruyacağım. O sayede %5.5'a düşüreceğim şeyi. Enflasyonu yıl sonunda. İşte kuraklık da olmayacağı için gıda makul, normalleşecek gıda fiyatları. Petrol de düşüyor. Petrol konusunda ben o kadar iyimser değilim. Yani bu 40 küsurlardayken yazdığım yazılardan biri bunun üzerineydi. Yani biraz baktım yazmadan önce de, biraz değil epey baktım. Bu arz talep meselesinde şu gözüküyor. Arz ister istemez kısılacak. Tamam, talep düşük, arz yüksek ama çünkü bu petrol fiyatı seviyesinde pahalı kuyuların
üretim yapması mümkün değil. Amerika'da, zarar ederler. Amerika'da başladı bile o süreç. Tabii. Sonra bu artar dedim. 60-70 doları bulabilir 2015'te. İşte nitekim 50 doların üstüne çıktı. Ona da çok güvenmeyelim. Ama esas Merkez Bankası'nın iddiası %5,5'a düşürme dövizin istikrarına bağlı. Şimdi bu böyle giderse Merkez Bankası'na karışma, bunu çok konuştuk. Ne olacağı belli değil. Büyük risk var orada. O zaman ne olur bilemem. O zaman ne büyüme %5 olur, ne enflasyon %5-6 olur. Çok daha vahim şeylerle, gelişmelerle karşılaşabiliriz. Yani çok kabaca benim görüşüm bu. Yani ben ekonomiye de yeterince hakim olduğumuz kanaatinde değilim. Çünkü çok fazla müdahale arttı. Reformlar ya ertelendi. İstikrarı sağlayacak unsurlar zedeleniyor. Yani ekonomide şimdi şu bizim tartışmamız bile tabii çok sınırlı ve kısmi bir tartışma. Ya ekonomide esas tartışılacak neler var ama biz neyi tartışıyoruz? Korkunç. Yani Merkez Bankası'nı rahat bırakı tartışıyoruz. Bank Asya'yı böyle sen batırmaya kalkarsan ne olur bu iş diyoruz. Eğitimi bunları tartışıyoruz. Tasarruf mesela ya tasarruf meselesi. Temel sen en başta söyledin. Bir kaynak meselesi ve o kaynağın doğru dürüst kullanılması meselesi. Kaynak tasarruf demek. Yatırımların yüksek olması için. Bu faizde olmaz ki. Yatırımların yüksek, tasarrufların yükseltilmesi lazım. Hala Türkiye, bunu da izleyiciler bilsinler. Evet, TÜİK bunu duysun. TÜİK duysun. Hane halkıyla iç tasarruf diyoruz ama iç tasarruf hane halkıyla şirket tasarruflarından oluşuyor. Bu ayrımı bilmiyoruz. Biz bu ayrımı bilmiyoruz. Bir daha söyle. Bir daha söyleyeyim. İç tasarruf, kamu tasarrufuyla özel tasarruf şeklinde. Kamu tasarrufunu biliyoruz. Özel tasarrufu da dolaylı yoldan çıkartıyoruz. Kalıntı olarak buluyoruz. Kalıntı olarak buluyoruz. Ve bu tasarrufun içinde şirketlerin payı nedir? Hane halklarının, ailelerin payı nedir? Bilmiyoruz. Şimdi bunu kendini doğru dürüst ekonomiye sahip ülkeler biliyorlar. Her yerde var. Her yerde var. Biliyorlar. Türkiye'de. Niye yok Türkiye'de? Şimdi şu açıdan bilmiyorum, çok önemli. Çok devam edeyim. Tasarrufları arttıracağız diye tutturduk. Tamam. Sorun tespit edildi. Nasıl bir enstrüman kullanacaksın? Bütün 5 yıllık planda, orta vadeli programda tasarrufla ilgili ne kadar laf, politika falan varsa hepsi hane halkı tasarrufu üstüne. Bir tek satır şirket tasarrufları üzerine yok. Sanki şirketlerin tasarrufu diye bir şey yok. Yok. Şimdi o zaman yani... Ya bilmiyor ki yok hakikaten yani, çünkü bilmiyor ne kadar olduğunu. Ya bu Thomas Piketty'nin çok meşhur olan kitabı var ya, onun mesela çok güzel orada bir sürü tablo var. Hepsi birçoğu çok öğretici. Bir tane tablo şimdi bunu konuştuğumuz için aklıma geldi. Gelişmiş ülkeler ya Amerika, Japonya, İtalya, Fransa bilmem ne, Almanya, İngiltere'de şeyi veriyor bir tabloda. İç tasarruflar nedir? Net iç tasarruflar. İşte kamu ne kadarıdır? Tabii hane halkları ne kadarıdır? Şirketler ne kadarıdır? Tabii canım. Şimdi bu ülkelerde bakıyorsun bazılarında şirket tasarrufları özel tasarruflardan daha fazla. Tabii. Şimdi bizde böyleyse sen o zaman... Ya bu ayağın tanımadan... Hayır, bir de tasarrufları arttırmak istiyorsak hangi enstrümanı? Yani Seyfettin Gürsel'in mi tasarrufunu arttıracağız yoksa şirketin mi arttıracağız? Evet. Hangi enstrümanı kullanacağız? Yok. Bilemiyoruz çünkü. Olamaz. Yani onun için çok da fazla... O da yani bir ölçüm yapılamıyor. Ama ondan sonra 2023'te 10. büyük ekonomi olacağız. Yok ben 25 bu, bin dolar olacak. Bu sorunu olacak. Bak 84 yılında, 85 yılında doktora tezimi yaparken gördüm. Efendim? 80'li yılların başında doktora tezimi yaparken fark ettim bu ayrımın olmadığını. Bütün dünya ülkelerinde bu ayrım varken, yani IMF'nin, Dünya Bankası'nın kitaplarından buldum. Türkiye'de yok. Sadece kamu ve özel tasarruf diye veriyordu. Şimdi Seyfettin bu konuyla şimdi tekrar bakıyor. Aradan kaç sene geçmiş? 30 sene geçmiş. Hala yok ya. İnanılacak bir şey değil. Şimdi son birkaç dakika var. Ne söylemek istiyorsun? Yani ne... Nasıl bir tablo çiziyorsun? Ben dolarla ilgili bir şey söyleyeyim. Söyle. Yani öyle şu olur bu olur, 2.60 onları aklım ermez öyle işlere ama Türkiye ekonomisi ürettiğinden daha çok dolar tüketiyor. Belli bu bir şey. En azından yani döviz tüketiyor en azından diyelim. Çünkü enerji ithalatı yılları en azından 60 milyar dolar enerji ithalatı yapıyoruz. Makine teçhizat ithalatı şu bu derken daima kronik olarak... Bu açığın kapanabilmesi için hele biraz da büyüme yükselecekse Türkiye'ye hukuk gerekiyor.
Hukuk olmadan Türkiye'ye dolar girmeyecek. Dolar dediğim başka birisinin egemenliği, başka birisinin bastığı para, başka bir bankanın, dış bankaların pasifinde bulunan bir para değil mi dolar? Bunu saraya emanet edecekse hukuk istiyor. Türkiye'de hukuk reformları yapılmadığı sürece Türkiye'de dolar yükselir. Ha, bir ay düşer, iki ay artar ama uzun vadede güçlü bir hukuk reformu olmazsa Türkiye'de, ne demek güçlü bir hukuk reformu? Yani mesela mülkiyet haklarının İngiltere kadar gözetildiği bir ülke haline gelemezsek doların Türkiye'ye düşmesini beklemek anlamsızdır. Faizler ne olursa olsun, faizlerin inmesi çıkması doları bence kısa vadede etkiler. Ama esas mülkiyet haklarıdır doları belirleyecek, doların fiyatını belirleyecek ve büyümeyi belirleyecek. Yani dış tasarruf gelecek. Ne demek? Bak, dolar, doların fiyatını ki, belirleyecek, hocam, kaynak girecek Türkiye'ye. Şirketler sermayesinin çok ötesinde borçlanmasından dolayı tasarrufa fırsat mı kalıyor? Şirketler tamamen borçlu diyor. Ya öyle doğru değil. Bu doğru değil, doğru değil. Olur mu? Şirket tasarrufları sıfır tasarruf olur mu? Şirket tasarrufu şu, karını doğrudan yatırdığın zaman o tasarruf temettü yani, yani getirmediğin bölüm o. Yani temettü evet. Olarak dağıtmadın kesin yani şirketin tasarrufu. Eğer tamam kar etmiyorlarsa ki herhalde bunu yani, şirket karlarının temettü olarak dağıtılmayan özellikle halka anonim şirketlerden bahsediyorum. Bu şirket tasarrufu demek. Şirketlerin yaptığı bütün yatırımlar tasarruflarından peki, yapılıyor. Peki Bankasya'nın bu tür bir siyasi baskıyla yönetiminin el değiştirmesi bu anlamda senin söylediğin anlamda mutlaka olumsuz etkileyecektir Mehmet. Bankacılık yani sistemini zorlar mı? Bu mülkiyet hakları yani bunu anlamamız lazım. Mülkiyet haklarının üzerine titrememiz gereken bir şey. Piyasa ekonomisi olacaksa. Piyasa ekonomisi olacaksak. Mülkiyet haklarının gözetilmediği yerde büyüme 21. yüzyılda mümkün değil. Çünkü dış kaynak çekemeyeceksin. Bu kadar basit. Ha, Türkiye'de Seyfettin çok güzel bir analizi vardı. Türkiye iyi ki cari açığımız var der. Çünkü o cari açık Türkiye'de bir miktar demokrasi ayakta tutuyor. Değil mi? Yani bu, peki nasıl kapatacaksın bu cari açığı? Ancak demokrasiyle yani hukukla yani özel mülkiyet haklarının gözetilmesiyle tutabileceksin. Eğer özel mülkiyet hakları şey yapılmazsa o zaman cari açık uzun vadede çok az verebileceğimiz bir ekonomi yapmış olacağız. Ne demek o? Çok düşük büyüme demek. Başka bir açıklaması yok. Bilmiyorum. Yani Seyfettin'in bir itirazı var mı bu söylediğime? Bunları söylüyorsunuz. Başka bir açıklaması. Düşük başka büyümeye razı olacağız. %2 büyümeye, %2,5 büyümeye razı olursak bu sene olduğu gibi. Ya inanamıyorum. Ciddi şeyler, siyasiler Türkiye'de cari açık düştü diye bayram ediyorlar. Hocam büyüme düşüyor çünkü. Önce başkanlık, Türk usulü başkanlık bu söylediklerinizin tam tersi istikametinde gelişmeler oluyor. Evet, temel propaganda ne olup bittiğini anlamak istiyorsan Türk usulü başkanlık diye birisi dayatıyor. Dayattıkça da iş çığırından çıkıyor. O iş çığırından çıktığı için de programı artık bitiriyoruz. Sayın izleyiciler, sizlere çok teşekkür ediyorum. Eser, Seyfettin, çok sağ olun. Sayın izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Çok yoğun bir şekilde katkıda bulundunuz. Bu tweetleriniz yağmaya devam ediyor. O nedenle tabii çok sıkıntılı, hukukun olmadığı bir toplum, çok sıkıntılı bir toplum haline dönüyor. Onun da feryatları artan bir şekilde yükseliyor. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Gelecek hafta yeni bir hesap kitap programında görüşmek üzere. İyi geceler.